Değerli izleyenler, Derin Mevzu'dan herkese iyi geceler diliyoruz. Bu hafta yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin sıcak gündem başlığını terörle mücadeleye ilişkin konuşacağız. Tabii ki Fırat'ın doğusunu ele alacağız. Tüm yönleriyle değerlendireceğiz, masaya yatıracağız. Fırat'ın doğusuyla ilgili hem Amerika'dan hem Rusya'dan hem de tabii ki Ankara'dan bazı açıklamalar gelmişti. Ve Fırat'ın doğusuna dönük bir operasyon beklenirken de Irak'taki bazı terör hedeflerine dönük de önemli bir operasyon yapıldı. Hem Sincar hem de Karacak Dağı'na ilişkin tüm bunları konuşacağız. Fırat'ın doğusuna ilişkin operasyon nasıl olabilir? Nereden başlayabilir? Bunları da ele alacağız. Her hafta bizlerle olan çok değerli konuklarımızla birlikte Eski Sanayi Genel Müdürü Sayın Bülent Ersinoğlu, hoş geldiniz efendim. İyi yayınlar diliyorum, hoş bulduk. Sağ olun, teşekkürler. Orta Doğu ve terör uzmanı Sayın İsmail Dost da birazdan bizlerle birlikte olacak değerli izleyenler. Biz başlayalım Sayın Ersinoğlu. Şimdi tabii sıcak gelişme Sincar ve aynı zamanda Karaçok. Karacak Dağı'na Evet, yönelik Karaçok. Hava harekatı. Ama oraya geçmeden önce bir isterseniz 2 gün, 3 gün önce yapılan açıklamadan başlayalım. Aslında uzun süreden beri beklenen bir açıklamaydı. Türkiye Fırat'ın doğusuna ne zaman operasyon yapılacak sorusunu hep de yanıt arıyorduk aslında. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan çıktı ve dedi ki birkaç gün içinde Fırat'ın doğusuna operasyona başlayacağız ifadelerini kullandı. Önce şu sorudan başlayayım ben Sayın Esin'e. Soru tabii detaylandıracağız. Siz bu açıklamanın zamanlamasını nasıl buldunuz? Neden şimdi başlıyor? Şimdi biz öteden beri aşağı yukarı 2-3 senedir bu hatta Afrin Harekatı ve Fırat Kalkanı Harekatı ile beraber hemen onun ertesinde ve içerideki terörün Hendek Savaşı'ndan sonra diyelim. O günden itibaren Fırat'ın doğusunda Amerika'nın oradaki PKK ve PYD unsurlarını, sonra adı SDG oluyor. Bir takım harflerle değişiyor ama hepsi PKK oluyor. Esas itibariyle orada bir yığınak yaptığı, Amerika'nın yığınak yaptığını biliyoruz. Oradakilerine lojistik, eğitim ve silah tedariki sağlanarak orada bir 30 önce 30 bin kişi denildi, sonra 60 bin kişi denildi, sonra 70 bine kadar çıktı. Gerçek rakamı bilmiyoruz ama orada artık PKK'nın terör eylemleri yapmak yerine bir devletimsi organizasyon veya o garnizon devleti diyebileceğimiz bir devlet oluşturuldu. Fırat'ın PKK'nın tırnak içinde ordulaşma ordulaşma safhaları yükseliyor sürecini mu bu Amerika süreçte? gerçekleştiriyor ve hatta tam olarak gerçekleştiremediği için de bu süreyi mümkün olduğu kadar uzatıyor. İşte Membiç'te bizi oyalayıp Membiç'in etrafında tavaf edilmesinin vesairenin sebebi orada daha henüz yeterince ordulaşamadığı, yeterince ordulaşamadığı için devletten sonra bir uluslaşma süreci de oluşamadığı için oradaki devletin daha henüz oluşamamasından dolayı Amerika tedirgin. Neden? Başka sebepler de var sadece. Tabii oradaki aşiretlerin hepsinin PKK'ya evet demesi veya orada kurulacak bir oluşuma evet demesi falan da gerekiyor. Yani çünkü oradaki Kürtlerin hepsi de orada ayrı, yani Suriye'den ayrı, Türkiye'den ayrı bir devlet kurulsun istenmiyor. Yani öyle bir çoğunluk yok. Bir de tabii orada Arap nüfusun önemli bir kısmı Türkiye'ye gelmesi ve o yerlere PKK'ların yerleşmesi veya SDG'nin neyse şimdi şu anda yani orada esas itibariyle şunu söylememiz lazım. Amerika aşağı yukarı 30 yıldır bölgede bir Kürdistan kurma çabası içerisinde. Fırat'ın Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde, İran ve Türkiye'nin içinden de parçalar alarak burada bir Kürdistan kurma iradesi başlangıçtan beri var ve bunu artık Türk halkı da öğrendi. Ve onun için de Türk halkı Amerika'ya önemli ölçüde karşı. Hatta yani
Çok Amerikancı olanlar bile artık gerçeği öğrenmeye başladılar. Bunlar önemli gelişmeler. Türkiye'deki birliğin sağlanması bakımından Amerika'ya karşı olan nefretin gittikçe yükseliyor olması, içerideki birliğin temin edilmesi ve bu harekatların, bu mecbur olduğumuz harekatların başarısı için başlangıç olarak bizim için iyi unsurlar. Ama tamamlandı mı? Hayır. Burası tamamlandı diyemeyiz. Yani içerideki birliğin herhangi, mesela diyelim ki Amerika ile savaşacağız ve karşı karşıya geleceğiz dediğimiz zaman Türk halkının önemli bir kısmı çok kuvvetli bir devlet olduğu için çekinceler belirleyecek, iktidarı eleştirecek vesaire falan. Dolayısıyla o zaman birlik yeniden bozulma ve yani bu Amerika'ya karşı nefret başka bir yere doğru evrilir. Cepheyi bütünleştirmek çok önemli. Ben zaten şu konuşmamın esası, bu hareket nasıl başarılı olabilir? Ne yaparsak başarılı olabiliriz? Yok, eğer bazı eksikler bırakırsak o zaman bu eksiklerin sonra bize büyük zararlar olarak dönebileceği endişesinin önlerini kapatacak bir şey söylemeye çalışıyorum. Şimdi aslında Soçi ve Astana süreciyle bu anlamda İran'ın ve Rusya'nın önemli ölçüde desteğini alacak bir önemli mesafe kat edildi. Bu mesafeyi yok saymamak lazım. Ancak bunun, biz oraya bir askeri harekat yaptığımız zaman, artık oraya bir askeri harekat yaparsak, artık oradaki bir terör örgütüne bir terör örgütünü temizlemek olarak bir harekat olmayacak. Doğrudan doğruya Amerikan askeriyle karşı karşıya geleceğiz. Dolayısıyla bu karşı karşıya geleceğimizin, bu gerçeğin, yani bir savaş gerçeğinin esaslarından hareket ederek tedbirlerimizi almamız ve bu harekatı kesin başarıya ulaşacak. Şöyle görüşler de var Sayın Hüsnoğlu. Yani bazıları da diyor ki, hayır, Amerika Türk askerleriyle öyle karşı karşıya gelmeyi göze alamaz. Geri çekilecek bir yerler de var. Şimdi onun şartlarını oluşturursanız karşı karşıya nasıl oluşabilir onu? Şimdi işte onu söylemeye çalışıyorum. Yani bu harekatın başarılı olabilmesi için neler yani yapmamız Amerikan lazım? Yani Amerikan askerlerinin geri çekilmesi için en azından neler yapmamız? Birincisi, içerideki birliği kesin birlik haline dönüştürmemiz lazım. İki, ekonomik ve ordunun her türlü teçhizatını, talep ettiği teçhizatların varsa, bilmiyoruz şu anda. Çünkü bir kısmını kendimiz üretmeye başladık vesaire ama evet, o teçhizatların, mesela helikopter yapıyoruz, Amerika helikopterin motorunu dışarıdan getiriyoruz. Acaba Amerika onlar mı tamamlandı mı? Yani askeri tarafı bilmiyoruz. Ben bir sivil olarak, yani bu işleri başından beri düşünen birisi olarak konuşuyorum. Yani bir takım eksikliklerim olabilir. Onun için seyircilerimizden şimdiden özür dilerim eğer yani yanlış bir şey düşünüyorsam. Bir, İran, Rusya ve Irak'la tam bir işbirliği içerisinde olmalıyız. Hatta İran'la bazı açıklamalar yapıldı. Fırat'ın doğusunda Amerika'nın kurmak istediği oluşuma biz karşıyız dedi İran vesaire dedi ama acaba böyle bir sıcak savaşa girdiğimiz zaman İran'ın bizim yanımızda alacağı tavır sadece siyasi tavır mı olur? Yoksa bazı destekler, oralardan haberleşmeydi, işte alışverişti, şuydu buydu, gidiş gelişlerdi. Hatta belki insan gücü vesaire filan bakımından garanti edecek bir tavır içerisinde olacak mı, olmayacak mı? Onu koymamız lazım. Rusya'nın böyle bir durumda şu ana kadar çok pozitif davrandığını biliyoruz ve en son işte Lavrov'un veya diğer Zaharov'un yaptığı açıklamalardan yani evet, Türkiye'nin buraya girmesine yeşil ışık yakıyorlar. Çünkü artık orada bir Amerikan devleti kuruluyor. Bir Amerikan kuklası. Amerikan varlığını istemiyorlar bölgede. İstemiyorlar. İran da istemiyor, Rusya da istemiyor. Türkiye de istemiyor. Evet. Irak da istemiyor. Aslında Irak'ın içerisinde Amerikan varlığı. Irak'ta farklı denklemler de var. Hükümet değişiyor vesaire. Değişiyor meşiyor ama Irak halkı istemiyor. Çünkü orada evet, geldi 1,5 milyon insan öldürdü. Yani doğru, Irak halkının Amerika'yı istemesi imkansız ya. Yani, mümkün değil. Dolayısıyla bunların alt tabii detayları da var. İncirlik Üssü derhal kapatılmalı. Amerika'nın kullanımına kapatılmalı. Şu anda hala kullanmaya devam ediyor. Bunu televizyon konuşmalarında konuşan generaller bu açıklamaları yapıyorlar. Kürecik Üssü halen orada 100 tane Amerikan askeri varmış. Oranın kapatılması lazım. Bunlardan önce de doğrudan doğruya Amerika ile karşı karşıya gelmemek için birinci aşama olarak Fırat'ın batısında Menbiç ve Tel Rifat'ta
işi oradaki problemi halletmemiz. Çünkü Afrin topraklarının içerisinde bugün ama Terrifat... Aynı zamanda ona dönük de bir açıklaması oldu. Yani gerekirse Membiç'e de gireriz dedi. Membiç'te bizi oyalamayın. İşte şimdi şöyle bir şey olmuş oluyor. Yani biz eğer daha Fırat'ın batısındaki işimizi tamamlamamış oluyoruz. Bunu o bakımdan yani bu harekatın başarıya ulaşması için bir... Ama İdlib, çok böyle mekanik bakmak doğru mu sizce sence? Değil de belki ama İdlib'deki sorunların çözülmüş olması lazım, bitmiş olması lazım. İşte Membiçli, Terrifat gibi oralardaki Amerikan varlığının oralarda bir defa tümden hiç olmazsa Fırat'ın doğusuna zorlanmış olmalı ve daha sonra Fırat'ın doğusunda... Terrifat'ta bir Amerikan varlığı yok ama Rus varlığı var daha çok. Rus varlığı da var, Amerikan varlığı da var orada. Terrifat yok. Yani Membiç'te var tabii Fırat'ın batısı açısından. Membiç'te de var. Yani onların arasında zaten yok. Fazla bir mesafe değil de. Neyse yani harita olsaydı görüverirdik. Yok haritamız var. Genel şimdi, bir Suriye haritamız vardı. Şimdi bir vardı. De bir başka onu bir şey daha var. Bu harekat eğer bu vaziyetiyle başlamışsa, başlayacaksa yani 2-3 gün içerisinde bu benim söylediğim diğer teferruatlar işte yani siyasi olarak gördüğümüz, askeri olarak başka tedbirler de vardır da acaba cep mi girmek lazım yoksa önce Membiç'i halletmeden oraya girmenin başka mahsurları mı var? Sanki yani, mevzi oluşturarak ilerleneceği söyleniyor sanki. Yani cep sizin tabirinizde. Cep yani çünkü öylesi daha mantıklı. Kapsamlı doğrudan Fırat'ın yani, doğusunu çünkü burası 500 kilometre. Yani bu 500 kilometre. Bu 500 kilometrenin her kilometresine 10 tane asker dizsek buraya 100 bin asker lazım. Yani kafadan atma söyledim ama yani çok asker lazım. 500 kilometre nedir? Yani bayağı çok bir dolayısıyla ya önemli noktaları kontrol çünkü ederek çünkü siz burada eğer diyelim ki X noktasından buradan girdiniz değil mi? O da buradan sizin içeriye girecek, arkaya girecek. Çünkü Amerikalılar akıl verecek, strateji onlardan gelecek. O bu buradan oraya atış olacak. Siz buradayken buradan giriş olacak falan. Yani savaşın kendi şartları içerisinde o yani savaşa, burada bir savaşa girdiğimizin kabulünü yapmak lazım. Bu bir sadece terörle mücadele meselesi değil. Amerika'nın bizim esas meselemiz orada bir Kürdistan kurulmasına rıza göstermemez. Çünkü oraya kurulacak bir ayrı devlet Türkiye'nin bölünmesi anlamına geldiği için orada öyle bir devletin kurulmasını engellememiz lazım. Artık bu saatten sonra terörle mücadeleden ötede orada Amerika ile karşı karşıyayız. Çünkü Amerika orada bu oluşumu yapma konusunda kuvvetli bir iradeye sahip. Çünkü neden? Suriye'yi istikrarsızlaştırmış oluyor. Bölgedeki petrolün dolarla satılmasını o istikrarsızlığın sağlamasından dolayı işte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Arap ülkelerinden, Körfez ülkelerinden petrolün dolarla satılmasını sağlıyor. Doların arkasına güç yığmış oluyor. Yani dolar güçlü olduğu sürece Amerika güçlü oluyor. Amerika eğer bölgeden çekilirse dolardan çekilmiş olacağı için esas problem Amerika için burada Kürdistan kurulması iradesi doların dünya parası olarak sürdürülmemesi meselesiyle çok yakından ilgili. Eğer burada bir devlet kurarsa daha bir 30-40 sene daha doları dünya parası olarak kullanabileceğini hesabını kitabını yapıyor. Gerçi yeni dünya lideri Çin oluyor vesaire üretimde ama o kendine göre hala böyle hesaplar yapıyor. Hala kendine göre güçlü olduğu varsayımından hareket ediyor. Yani eğer burada bu oluşumu yani orada bir devlet kurma mücadelesinde Türkiye doğrudan doğruya Amerika ile karşı karşıya gelecekse dolayısıyla Türkiye'nin yapması gereken daha çok işler var. Yani bu bir başarı elde edilebilmesi için. Bunların yapılması lazım. Avrupa'nın tarafsızlaştırılması lazım. En azından bizim aleyhimizde olmaz. Biraz açar mısınız tarafsızlaştırılması? Şimdi şöyle bir şey. Şimdi biz Amerika ile karşı karşıya geldiğimizde Amerika ile Avrupa'nın birlikte bize siyaseten karşı olmaması lazım. Yani siyaseten karşı olması demek bizim ticaret yapmamızı engeller, şunu yapar, bunu yapar vesaire. Yani bizi ekonomide... Şu anda Avrupa ile Amerika arasında ciddi çelişkiler de vardı. Yani var işte onun için diyorum yani tarafsız tutup o tarafsızlık aslında bir anlamda Türkiye tarafında kalmış olması anlamına çıkıyor. Ama eskiden olduğu gibi Amerika hemen bunu uluslararası terör işte hatta uluslararası mesele falan haline getirip de Avrupa'yı yanına almaya kalkarsa yani
orada işler iyice karışmaya başlar ve başka dünyalara doğru gitmemiz gerekir. O zaman Çin'in de bu bölgede bulunması lazım, Çin'den de destek almak lazım falan filan. Yani eğer Amerika burada Türkiye ile savaşmayı kafasına koymuşsa ve şimdilik siyaseten idare ediyorum ama bu iş gerçek sıcak savaşa dönüştüğünde ben burayı vuracağım diyorsa Türkiye'nin başka tedbirler alması gerekiyor. Benim söylemeye çalıştığım şey o. Ben burada olayın son derece ciddi olduğu kanaatindeyim. Yani Ankara Türkiye, bu ciddiyetin sizce farkında değil mi? Ankara ciddiyetin farkında olmasa ben Fırat'ın doğusuna giriyorum diyor. Evet. Orada Amerika var. Evet. Yani ben Amerika'ya giriyorum diyor. Yani aslında beni en çok mutlu eden tarafı bu. Ben Amerika ile karşı karşıya geleceğim diyor. Gel tamam, hemen başım üstünde yerim var. Ama ben diyorum ki gerekli tedbirleri hepsini aldınız mı? Alınıyor mu? Ha bak mesela ordunun oraya sevkiyat yapıyor bilmem ne falan filan bunlar var da. Yani sadece orduyla yapılan işlerin dışında acaba mesela şöyle bir şey söyleyeyim ben. Fırat'ın doğusunda Amerika uçuşa yasak bölge ilan ederse biz ertesi gün İncirli'yi kapatacak mıyız o zaman Amerika'ya? Mesela böyle adım adım gidilecek tabii de bu birdenbire olacak. Hani savaşı gözümün önünde tahayyül etmeye çalışıyorum. Yani biz hangi hamleyi yaparsak karşıdan hangi hamle Türkiye'nin gelir? Türkiye'nin elinde birçok koz var. Önemli olan o kozları değerlendirmek. Teker teker değerlendirerek adım atmakla. Yani Türkiye'nin mecburiyeti bu. Bu ama çok iyi ve çok geniş bir hazırlık yapılarak girilmesi gereken bir şey. Çünkü karşıdaki kuvvet çok büyük bir kuvvet. Dünyada çok yerde çok adam öldürmüş kuvvet. Yani Japonya'ya atom bombasını attı. İki kalemde 150 bin kişiyi öldürdü, bitirdi yani. Irak'a girdi, 1,5 milyon insan öldü. Afganistan'daki ölen insanın sayısı belli değil. Aslında senin nesin oldu? Yani Türkiye'nin deneyimlemediği bir sorun da değil bu. Yani özellikle Afrin Harekatı'nda orada bazı Amerikan askerlerin olduğu, sonra Türk ordusu girdikten sonra geri çekildiklerini biliyoruz. Fırat Kalkanı'nda IŞİD vardı. En temizi de öyle olur zaten. Yani bu işten o zaman tereyağdan kıl çeker gibi ayrılmış oluruz. Ama bunun da şartları dediğim gibi bu Astana sürecinin Irak'la, Suriye'yle hatta başka ülkelerde yanına alınaraktan burada yeniden Amerika'ya karşı ittifakları artırmak gerekiyor. Aslında yani, 400 zirve onun göstergelerinden birisi ama denilebilir mi? Evet yani. Yani Almanya'nın Fransa'nın katılımıyla. Ama işte Almanya ve Fransa Avrupa işte sonuç itibariyle eğer işler kötü gitmeye başlarsa bilmem ne olursa Amerika'nın yanında caddeye yer alıverir. Yani Amerika Avrupa'ya nereye kadar güveneceksin? Yani bir yere kadar güvenirsin, bir yerden sonra kendine güvenerek gireceksin. Kendine güvenerek girmek demek Türk halkını tamamen arkana almak anlamına gelir. Çoğaltılması derken kastettiğiniz... Efendim? Çoğaltılması derken kastettiğiniz Avrupa'nın dahil olması değil miydi? Tabii dahil olması. En azından tarafsızlaştırılması yani. Hı hı. Türkiye'ye karşı Amerika'nın yanında yer almaması en azından. Tarafsız kalması gibi şeyler. Yani dolayısıyla bu çok zor. Bir de şöyle bir gerçek var. Eğer biz bu hazırlıklarımızı ve bu işi başarıya ulaştıracak şartları oluşturduğumuz takdirde Amerika Afrin'de PKK'yı sattığı gibi burada da satabilir. Böyle de bir ihtimal var. Bu yok değil. Yani buna yok diyemeyiz, hayır diyemeyiz ama ben artık bölgede elinde kalmış son parça yangında kurtarılacak en son parça gibi Amerika tarafından düşünüldüğü kanaatindeyim. Fırat'ın doğusunda kalmak. Çünkü Fırat'ın doğusunda kalmak şunun için. Rusya o Suriye'de kaldığı sürece Amerika'da Fırat'ın doğusunda kalmak istiyor. Fırat'ın doğusunda kalmak istiyorsa biz Fırat'ın doğusuna gittiğimizde Amerika ile karşı karşıya geldiğimizde Rusya seyredecek mi? Bakalım şunlar çarpışsınlar bir de bizi seyredelim. Ama Amerikan ajandası çok Rusya ile de uyumlu değil. Çünkü Rusya'dan çok önce yani orada bir siz de söylediniz. Yani tabii, Kürdistan tabii. Kurma hedefi olduğu için. Tabii 30 senelik. Yani Rusya çıksa da çıkmasa da aslında o kendi denklemine bir yandan. Gelecekti tabii ama Rusya'nın oraya gelmiş olması tabii o da var. Hı hı. Ama Rusya'nın gelmiş olması hepten onu artık rahatsız ediyor. Ve daha fazla orada kalma iradesini güçlendiriyor. Yani Amerika'nın bölgede Kürdistan kurma iradesi o kadar güçlü bir irade ki bizim
de öyle bir irademiz olmalı ki mutlaka orada oluşacak bir oluşumu, bir devlet olma durumunu ortadan kaldıracak irade gücüne sahip olmamız gerekiyor. Yani Amerika'nın iradesinin daha yüksek bir iradeyle orada olmamız gerekiyor. Onu anlatmaya Amerika'dan gelen açıklama da vardı Sayın Esinoğlu. Yani kabul edilemez buluyoruz. Kabul edilemez diyor, kaygı duyuyoruz falan gibi laflar. Tonunu nasıl buldunuz? Bence şöyle sözlü olarak yani askeri bir müdahale olmaksızın sözlü olarak tehdit ediyor. Tamam mı? Kabul edilemez diyor yani. Kabul edilmez deme değil mi? Yanlış bu iş. Yapma bunu işi diyor. Yani yapma diyor ama bu cümleyi kullanıyor. Şimdilik bir sanki diplomatik bir dil kullanıyormuş gibi ama pek fazla diplomatik dile de pek benzemiyor. Ama Amerika'nın anladığı da tek dil var zaten. Kuvvet. Amerika kuvvetten anlıyor. Eğer siz bölgeye yeterince kuvvet yığarsanız, yani Türkiye'yi yeterince güçlü hale getirir ve bölgeye yeterince kuvvet yığar ve ittifakları da İran'dı, Irak'tı, Suriye'ydi, bu ittifakları da tamamlarsanız Amerika'nın anladığı dil bu kuvvet dili. Yani sizin oraya kuvvet yığmanız. Siz oraya kuvvet yediğiniz zaman çünkü burada Amerika savaşabilmesi için Türkiye ile en az 100 bin kişi getirmesi lazım. Ve Akdeniz'e yığacağı uçak gemileriyle vesaireleri filan işte neyse onunla savaşması gerekecek. Ama Türkiye topraklarına ayağını atabilmesi için Türk halkını ezip geçmesi lazım. Bu da mümkün değil. Evet. Orayı görüyor Amerika. Yani istediği kadar güçlü silahı olsun, neyi olursa olsun bu ülke eninde sonunda savunulacak yani. Afganistan'ı halledemedi Amerika işte. Yani girdikleri her yerde Irak'ı halledemedi. Girdiği her yerden problemle çıktı ve Amerika'nın geriye çekiliyor olması dünya imparatorluğundan mecburen çekiliyor olması ama çekilirken de tabii tahribat vererek çekilecek. Onların hesabını kitabını evet. Yapmak lazım. Kısa bir araya gidelim mi tamam. Sayın Esinoğlu? Değerli izleyenler aradan sonra devam edeceğiz. Değerli izleyenler derin mevzu devam ediyor. Fırat'ın doğusuna dönük operasyon hedefini konuşuyoruz, ele alıyoruz. Sayın Esinoğlu ile birlikte Sayın Esinoğlu Amerika'nın tavrını, Rusya'nın tavrını, bölge ülkelerinin tavrını az çok konuştuk. Siz Türkiye'nin atması gereken adımları sıraladınız. Özellikle bu operasyon sürecinde iç cephenin sağlam olması konusunda bazı uyarılar yaptınız. En azından bölünmemesi konusunda. Evet. Şimdi... Tabii çok tartışılıyor yani operasyon nasıl başlayacak, nereye başlayacak. Siz biraz önce de yine söylediniz yani kapsamlı bir operasyon beklemiyorum. Biraz belirli zaman aralıklarıyla en azından hakim tepeleri ele geçirerek daha lokal operasyonlarla ilerleneceğini söylediniz. Ne öngörüyorsunuz? Şimdi şöyle tabii bu tamamen bir askeri taktik meselesi. Yani evet. Strateji nedir? Fırat'ın doğusuna girme meselesidir. Yani Türkiye'nin güvenliğini, geleceğinde bölünmesini engellemek için orada bir oluşumun, bir devletin kurulmasını engellemek. Bu esas ana hedefimiz bizim bu. Bu hedefe ulaşmak için ne yapmamız lazım? Oradaki öbek öbek şu anda yeterince şeye güce ulaşmamış Amerika ile birlikte şu anda 4000 kişi olduğu söyleniyor Amerikalıların. 4000 elemanın asker sayısını bence bu 4000 kişi herhalde bir 30.000 kişiyi yönetebilecek durumdadır. Çünkü bunlar askeri şey uzmanlardır. Yani tabii bir çoğu askeri danışman zaten. Savaşmış. O Blackwater'ın falan gözü kara adamları var işte. Geldikleri zaman buralarda işte çok büyük paralarla savaşıyorlar falan gidiyorlar. Ölenleri de oluyor da ama büyük ölçüde. Yani o Blackwater'ın adamları, yani adı değişti de şimdi Blackwater değil başka bir şey de unuttum şimdi onun ismini. Hı hı. Ama yani Amerika'nın profesyonel adamları diyelim. Yani milli ordusu yok Amerika'nın biliyorsunuz. Profesyonel topluyor. Hatta bazen hapishanelerden adam değiştirip Irak'ta öyle yapmıştı savaşı. Dolayısıyla burada Amerika'nın tavrını belirleyecek, Amerika'nın bizde silah
silahı karşı karşıya gelip gelmeyeceği bir noktadan bu denemeyi yapmak gerekiyor. Bu denemenin yapılacağı en uygun yerin de ben Membiç olduğu kanaatindeyim. Çünkü biz ta başlangıçtan beri Membiç'e gireceğiz dedik. Şu anda hem Membiç hem Tel Abyad'dan yani eş zamanlı başlayacağı da söyleniyor. Şimdi, eş zamanlı yani, başlayacağı. Bu tabii askeri bir şey. Tabii. Ben orasını tam olarak bilmiyorum ama Amerika'nın zaafının olduğu en temel noktayı seçmemiz gerekiyor. PKK'nın değil. Amerika'nın en zafiyette olduğu yeri seçmemiz gerekiyor. Tabii coğrafya özelliklerine uygun olması. Tabii burada bu biraz önce söylediğim çok önemli mesele var. Yani hava sahasını kapatırsa bizim helikopterler ve dronlar vesaireler falan hiçbirisi oraya giremiyor. O zaman sadece doğrudan doğruya gözü kara Türk... Tabii obüs topları var. 40-45 kilometre derinliğine kadar tabii. Atış yapabiliyor. Yani uçak olmadığı takdirde obüs toplarıyla. Evet ama o da yani karavana atış işte o zaman... Obüs topları çok karavanı değil aslında. Yani şöyle bir şey oluyor. Epeyce boşa atıyorsun tabii de biraz da dolayı atıyordur tabii. Ama o hareket bir orada bir şeyi meydana gelen bir tehdidi ortadan kaldırmaz. Yani obüslerle atılan atışlar orada kurulacak bir devletin devlet olmaktan vazgeçilmez. Türk uçaklarını engelleyebileceğini düşünüyor musunuz? Yani oraya bir defa uçakla gitmek lazım, helikopterle gitmek lazım, drone'la gitmek lazım, hava sahasının açık olması lazım. Hava sahasının açık olup olmaması meselesinde Rusya'nın bize karşı tavrı ne olacak vesaire şu bu filan. Yani S-300'ler Suriye'nin içerisindeki S-300'ler Rusya'nın kendisine de getirdi oraya S-300 getirdi. Kendisi için de getirdi. Onlar S-300. Bir şey yapacak mı, yapmayacak mı? Yani bize yardım edecek mi, etmeyecek mi? Savaş bu ya. Hani bu savaş, ben savaş sanatkarı değilim ki ya. Ben makine yüksek mühendisiyim yani. Yani aklımın Türk halkı da benim gibi düşünüyor. Ne yapabiliriz acaba diye. Yani biz bu beladan kurtulmamız lazım. Biz bu işi çözmemiz lazım. Bu bizim mecburiyetimiz. Varlığımıza tehdit. Dolayısıyla bizim bir şey yapmamız gerekiyor. Size şöyle bir soru soruyorum gerekiyor. Sayın İsmailoğlu. Savaş maliyeti açısından çok soru var. Yani evet. Yani ekonomide kötü gidişatlar. Birliğin sağlanması derken ekonominin de bu savaşı destekleyecek güce sahip olması lazım. Çünkü akıllı mühimmatlar dediğimiz mühimmatlar veya o mühimmatların hazırlanması yani sarf malzemesi diyeceğimiz orada kullanacağın işte füzeler ve o füzelerin içerisindeki mühimmatlar vesaire falan onlar oldukça yekün tutan önemli paralar tutan yani savaş bedava yapılmaz yani savaş önemli bir hem insan kaybına hem de ekonomik kayıplara sebebiyet veren bir şey. Dolayısıyla bir bu birikimin tam olarak sağlanmış ve bu işi halledecek ölçüde ve Amerika'nın bize karşı gelmiyor. Şimdi şöyle bir şeyde düşünceden hareket edildiği inşallah böyle değildir. Amerika bize burada karşı koymayacak. Amerika biz oraya girince Amerika çekip gidecek filan. İnşallah öyle olur. Öyle olursa bu işin maliyeti de çok ucuz olur. İş de kolay olur. Eğer bir takım subayların, bir takım generallerin filan düşündüğü gibi olacaksa ki ben de öyle olmasını isterim. Ama Amerika'nın buradaki iradesinin, gücünün test edilmesi gerekiyor. O irade nereye kadar bizimle savaşmayı kabul eder veya etmez o belli değil. Onun için ilk gireceğimiz yerin yani bu 500 kilometre içerisinde evet. İlk açacağımız cephin veya bir bir kama gibi mi gireceğiz? Hı-hı. Cep mi olarak mı gireceğiz? Nasıl gireceksek o cephin çok iyi karar verilmiş ve oradan girilmiş olması gerekiyor. O da askeri uzmanlıkla bizim orada şu ana kadar bulunan istihbarat elemanlarımızın bize verdiği bilgilerle nerede hangi yığınaklar yapılmış, Amerika'nın radar üssü nerede, radarların tam olarak koordinatları nedir? Bu yönde istihbari bilgiler tabii ki onlar mutlaka vardır. Evet. Yani çünkü biz eninde sonunda orada onları vurmaya mecbur kalacağız. Biz gideceğiz oradan. Ey Amerikalı sen git ben şu PKK'ları vuracağım falan böyle bir şey olmayacak ki orada yani. Savaş olacak orada. O zaman yani o Amerikalı onun yanında da PKK'lı varsa ikisi birden Türkiye'ye namluyu uzatmışsa ey Amerikalı sen çekil de ben burayı vuracağım falan böyle bir şey yok yani. Eğer kafada böyle bir tahayyül varsa son derece stratejide yanlışlık yapılacak demektir. Bu hatalı olur. Ama böyle olmadığını ben biliyorum. Yani çünkü oraya
gireceğimiz dediğimiz zaman bu karar veriliyorsa ve Cumhurbaşkanı'na kadar gidiyorsa ordu diyor ki o zaman içeriden oturuyor Genelkurmay veya işte bütün güçlerimiz, istihbaratımız, efendimiz, ordumuz, ordumuzun generalleri, istihbaratın en üstündeki adamlar diyorlar ki tamam biz buraya, bu 4000 kişi var burada ama biz bu 4000 kişiye rağmen biz buraya gireriz, gerekirse de onları vururuz. Aşağıdan öyle konuşuluyordur. Yani şimdi diyor ki Tayyip Erdoğan oradan bir tane Amerikan askerini biz vurmak istemiyoruz. Yani çekilin diyor oradan. Çekilmezse vuracağım diyor yani. Bunlar üstü kapalı konuşulan şey. Yoksa Amerika'yı vuracağız dersen o şimdi yani önce söylenecek laflar değil. Yani sırayla söyleniyor. Lafların da yani daha doğrusu sözle yapılan tehditler de adım adım adım. Nasıl Amerika bize adım adım tehdit yaparak geldi? Ve sonunda asker silah getirmeye başladı. Mühimmat getirmeye başladı. Lojistik, para. Şimdi orada kurulacak devletin maliyesini Suudi Arabistan'la anlaşma yapmışlar ve Suudi Arabistan karşılayacakmış. Bu kadar açık. Bunlar artık dünya kamuoyunda, gazetelerde yazılıp çiziliyor. Dolayısıyla askeri teçhizatların parasını da Amerika'ya gene Suudi Arabistan verecekmiş. Yani parasal olarak bütün parasal karşılığı Suudi Arabistan karşılayacakmış. Demek ki biz aslında bir anlamda bir yerde Amerika ile beraber Suudi Arabistan'la da savaşacağız. Çünkü orada Birleşik Arap Emirlikleri, efendim Ürdün, yani Fransa'nın askerleri de var. Bunlar kıvır zıvır 100-200 adamları varmış. Yok, Suudi Arabistan'da öyle yani çok fazla askeri yok. Askeri yok, parası var. Ben parası var, evet. Yani askeri açıdan aslında uluslararası koalisyona dahil, Kanada dahil var askerleri. Var, hepsi var ama onların küçük sembolik rakamlar yani. Esas 4000 kişiymiş, Amerikalı var. Yani o Amerikalılar da oradaki 30.000 kişiyi nasıl yönetirler, nereye kadar yönetirler? Eğer Amerika füze müze atmazsa Doğu Akdeniz'den falan oradaki bu uçak gemilerinden, yoksa oradaki o 4000 kişiyi de harcayacağım, mecbur kalacağız. ABD Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'nin tabii aslanının fişini çekmemiz lazım açıklamasıyla Türk kamuoyunda çok tepki topladı özellikle. Bugün ASEK'te PKK'lı PYD'li yöneticilerle toplantı yaptığı söyleniyor. Ya o resimleri var. Evet, resimleri de var. Ne söylemiş olabilir? Yani sizce toplantıda şimdi, ne konuşulmuş olabilir? Söyleyeceği şey şu. Türkiye'ye geldi, dedi ki siz bu Astana sürecinden vazgeçin dedi. Çünkü Astana sürecinin fişini çekme dediğine göre bunu resmi masada da söyledi. Ama başka cümlelerle tabii bunu söylemiştir. Oraya gittiği zaman da şimdi orada şöyle bir şey, PKK'nın elemanları da oradakiler de şöyle, SDG veya YPG şöyle diyor. Eğer siz buradan giderseniz, biz de ya bizi terk ederseniz, bizi satarsanız biz de IŞİD'e karşı savaşmayız. Burada IŞİD kalır. Amerika'nın yani Amerika zaten orada IŞİD'in olmadığını biliyor. Aha. Dolayısıyla orada o tarafı da bir ikna meselesi var. Veya bilgi verme. Bizde bir toplantı yaptı. Türkiye'nin kararlılığını, bakın kardeşim, Türkiye buraya girme konusunda kararlı, esaslı bir irade gösteriyor. Dolayısıyla siz de kendi tedbirlerinizi ona göre alın. Yani savaşacak mısınız, savaşmayacak mısınız? Siz de karar verin. Yani çünkü başka birisinin yani örtülü savaş dediğimiz ya vekalet savaş dediğimiz bir savaş yürütecek Amerika. O vekalet savaşında PKK'nın nereye kadar Amerika'nın yanında olup olmadığını anlamaya çalışıyor. Türkiye çok büyük bir kuvvetle gelirse Amerika'nın oradaki kuvvetleri yetmeyecek. Dolayısıyla siz ne yapacaksınız demeye gitti James Jeffrey. Ne yapacaksınız şimdi bu durumda, ne olacak filan. Yani biz buraya ya kuvvet getirmemiz lazım ki o şu andaki konjüktürde mümkün değil dünya genelinde. O zaman Türkiye ile savaş kararı almamız lazım. Biz o savaş kararını da alacak şu anda iç dünyamızda, Amerika'nın iç dünyasında bu kararları alabilecek olgunluk yok veya o şartlar oluşmadı. Dolayısıyla biz karar veremiyoruz. Siz ne yapacaksınız diyor. Onlar da birbirlerinin gözünün içine baktılar. Daha ne yapacaklar? Yani eğer Türkiye bir irade koymuş ve oraya girecekse 4000 tane Amerikan askeri orada bence hikaye. Ama Amerika Doğu Akdeniz'den uçak gemilerinden bu tarafa füze sallayacaksa Türkiye'ye veya buraya getirdiği füzelerden bizim içeride Türkiye'de işte Nusaybin'e veya işte
Gaziantep'e bilmem ne, oradaki kilise, milise filan bir iki bomba atacaksa oralarını bilemiyorum. Yani artık savaş, yani oraya giriyoruz demek, evet. Bu kararı vermeden önce şu benim düşündüklerimin hepsini oraya gireceğim diyen insanlar oturup düşünmüşler ve karar vermişlerdir. Evet. Vermiş olmaları lazım. Eğer vermemişlerse büyük eksiklik olur. Türkiye kaybeder, yani çok şey kaybeder. Evet. Orta Doğu ve terör uzmanı Sayın İsmail Dost. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Kusura bakmayınız. Yok, estağfurullah. Biraz geç kaldık. Evet, estağfurullah. Yani tabii dışarıdan iyi görünsek de içeriden Hacı Murad'a benziyoruz. Mercedes'e benziyorsun. Yok, gayet Hacı Murad'a benziyor. Gayet iyi görünüyorsunuz. İçinizi de bilen biri olarak. İçinizde o bahsettiğiniz araba markası, ama o araba markasını söylemezsek iyi olur. Çünkü Rütük. Rütük'e takılabiliriz. Farklı yeşilden bahsediyorum. Yeşil var iken herkes çevrende olur. Ondan sonra yeşil dediğin dolar mı? İşte. Anlaşıldı. İsmini söyleme. Ben söylemedim. O nedenle. Anlaşıldı. Şimdi tesadüfen geliyordum. Birisi dedi ki arkadaş bu beylere bir de ya insanın ülkesinin cumhurbaşkanı yani. Bir sayın insan der veya der cumhurbaşkanı. Sayın dost, mikrofonunuzda bir sorun var. Arkadaşlarımız bir kontrol etsinler. Sayın Esinoğlu'yla devam edelim isterseniz. Şimdi nasıl oldu? Zannediyorum düzeldi. Şu anda duyuluyor mu arkadaşlar? Evet, şu anda duyuluyor. Evet. Sayın dost, buyurun. Sonra sayın cumhurbaşkanı insan der filan. Adam bir ya arkadaş bu Erdoğan ne yapıyor? Her bir seçimde savaşa giriyor filan, şu bu. Ya arkadaşlar, sayın cumhurbaşkanımız seçimlerinde, meclis seçimleri 15 Mart'tan Kandil'e başlayan operasyonu bile gündeme getirtmemişti. Ta ki muhalefet gündeme getirtirdi o dönem. Ve hatta o dönem ben size şunu 24 Haziran diyorsun. Aynen, 24 Haziran'da bile bunu hatta şunu da söylemiştim ki Afrin'dekiler terifata hazırız geçmeye filan. Demişti ki yarın derler ki AK Parti veya Sayın Cumhurbaşkanımız şeydi, bunu bir seçim malzemesi kullanacak. Evet, evet. Ve o nedenle zaten harekat çok zor oldu. İzin vermemişti. Evet. Sonra yani bir 20-25 kilometre derinliğe bir sene önceye dönelim. Bir sene önce ben bu programda ne söylemiştim? Demiştim ki 4 kademeli operasyon olacak. Hatta unutmazsan sen bir sormuştun ki bir tanesi nereye olacak? Demiştim ki o bir tanesinin durup bakacağız nereye olacağını. Ondan sonra şimdi 4. operasyonumuzu gerçekleştiriyoruz. Ve geçen hafta da Bülent abiyle buna beraber bir şeye kaldık. Bu Cefri'nin. Evet. Dedik ki AB'de şey döneminde, George Bush döneminde Zalmay Halilzad'ı Afganistan şeyi yaptı, temsilcisi, tam donanımdı, tam yetkili, gitti, görüştü Afgan şeylerine, savaş hemen tık yapıldı. Tekrar aynı Zalmay Halilzad Irak'ta Irak muhaliflerini topladı, görüşmeler yapıldı, tıp 2003'te Birleşmiş Milletler'e filan rağmen şey oldu. Sonra hatta şu gündeme gelmişti. Acaba Doğu Fırat'ın doğusunda devriyeler filan, ki ben demiştim ki bunu muhakkak Sayın Çavuşoğlu ortaya atmış ki evet. AB'de Cefri'nin hangi konumda yetkisi var veya bir merkezden görüşüm filan. Onu ölçmek için. Ölçmek için. Cefri nereye gitti bu bir 5 gün içinde? Pekala, o muamma. Bugün Haseke'deydi. Şimdi Haseke'de helikopterle şeye gidiyor. Nereye? Bizim saldırdığımız yere. Sincar'a. Oraya gidiyor.
helikopterinden tekrar geliyor. Sincar'a ve getirmiş. Orada evet kesin fotoğraflar çektirmiş filan şu bu. Orada ama Haseke'de toplantı yapmış PKK'yla. Yok o sonrası yani. Öncesinde bu Sincar'a 4 gün bu adam ABD'ye gitmemiş. Gitmemiştir tabii canım buralarda. Bu adam bu 4 gün neredeymiş? Ve önemli olan nokta şu. Sayın Çavuşoğlu'yla görüşme yapıyor. Sonra bu adam çünkü ABD'ye gidip dönerse bu kadar şey olamaz. Yani zamanlama açısından. O 14 saat, 14'te geldi. O 4 günde tabii ki bunu ben basarak söyleyerek söylemiştim ki Fırat'ın doğusuna Türk eskeri girecek. He, ABD ile karşı karşıya gelmese de başka teknikler kullanarak İran belki girer ABD'ye karşı. Belki Hizbullah üzerine geçer. Türkiye ya da amacı kuvvetleri aynen Türkiye karşı. Amaç Türkiye'nin amacı orada etmek. Teröristleri bertaraf etmek. Ve bir de coğrafi olarak tamamen dümdüz arazi. Ama dağlık arazi kilometre. 500 kilometre. 4500 kilometre. Bölge 4500 kilometre. Yok yok bizim sınır 500 kilometre. Sınırımızdan işimiz yok. Fırat'ın doğusundan geriye kalan kısım değil. Biz sınırımızdan tamam, işimiz anlaşıldı. Yok. Siz bölge 4500 kilometre, karelik. Aynen. Evet. Sonra ve dümdüz arazi. Sayın Cumhurbaşkanımız 3 gün önce söyledi. Kan akacak. Ansızın harekatı başlatıyor. Birkaç gün içinde neden? Başlayacağız. Neden? Nedeni şu. Cefri nereye gitti? Bence ya Riyad'a gitti ya İsrail'e gitti. Başka nereye gidecek? Cefri nereye gitti? İkisinden birine gitmiştir. Milli istihbarat hangi bilgileri elde etti? ABD'de bir de şu ortaya çıktı. Ben hep diyordum ya ABD orada bir sürü şeyler, yatırımlar yatırttırıyor filan. Evet. ABD biliyor musun ne yatırttırmış? 30 yıllık mühimmat mı? Bir planlama, radar planlaması yapmış. Yani ne demek? İstihbari planlaması yapmış. Yani ne demek? 30 yıllık radar yıllık. Planlaması. Evet. Bak eskiden ABD 1990'dan bir yana Türkiye'ye hep ihtiyacı vardı. Diyarbakır'da kurduğu tesisatla alakalı İran'ın tamamen şeyini takip ediyordu. Sonra ta birkaç sene önceye kadar da aynıydı. Sayın Erdoğan artık orayı kapattırdı. Anlatabildim mi? ABD şimdi gelmiş onun 100 katını Fırat'ın doğusunda 100 katını Fırat'ın doğusunda radar ve signal merkezi olarak. Bu uçakların kontrol edilmesi için. Sadece aynı bizim GES gibi. Ha işte tamam onu diyorum. Sadece uçakla alakası yok bunun. Bunun GES'i ülkeler... de daha önce anlattık ama Sayın Dost. Bence yine GES'in önemini biraz GES'in anlatayım. Önemi şu. GES teçhizat bir tır düşününüz. Evet. İçinde teçhizat var. Hem sükun noktasında o teçhizat bir binanın içinde de yapılır. Tabii canım. Ama istersin o tırı götürtürersin Irak sınırını. Irak'ın tamamen telefonlarını, telsizlerini, uçaklarını, dronlarını, her şeyini dinlersin. Ve nokta tespiti yaparsın. Dinlemek şu anda kolay. Tabii. Artık. Dünya teknolojisinde dinlemek kolay. Ama bu teknoloji şunu gösteriyor ki sen 30 yıl derken o teknolojinin 30 yıl sonranın teknolojisi olduğunu mu söylemek istedin yani? Yani bunu orada yapıyorsun. 30 yıllık için yapıyorsun bunu orada. O kadar yükün altına girmek yani Amerika orada
30 yıl yani en kalmak için 30 yıl GES komutanlığı gibi bir radar 30 rakamının oraya kuruyor diyorsun. Anlamaya çalışıyorum yani. Niye çıkışını anlamaya çalışıyorum? Benzeri Afganistan'da da var da ondan dolayı. Bak Afganistan'da 17 senedir orada. He, aynen. Bravo. Niye bırakmıyor? NATO'yu uğraştırıyor orada ama kendi manfaatları için dört taraftan Orta Doğu'yu tamamen kapsıyor. Anlatabildim mi? Şimdi Afganistan'da tamamen Türkiye Cumhuriyetleri filan hepsini başkanlarını dinliyor, neler yapıyorlar, uçaklar, özel uçaklar, ta özel uçakların kabinlerini bile dinliyor. Pilot hapşurursa hangi pilottu diye artık seslendirmek üzerine. Şimdi mesela bir örnek vereyim size. Şu anda dinleme teknolojisinde artık telefon numara filan önemli değil. Siz telefon kullanmayınız. Hiçbir elektronik alet kullanmayınız. Sizin bir dakika ses tonunuzun tizini alıp kaydediliyorsa bitti. Gidiniz bir stada 50 bin kişi var. Orada bağırıp çağırıyorlar. Tarattırıyor. Sadece sizin sesinizi kimle konuşuyorsunuzu çıkarttırıyor. Veya siz gidiniz ankesörlü telefonla Mehmet Ağa bilmiyorum neyi Litvani'de arayınız. Hemen kilitleniyor. Sesin, ya kayıtlı olmasına gerek yok. Sesin cihaza, sesin cihaza tanıtılmış. O nedenle sen nereden konuşursan o ses tanımıyla seni yani Sayın seni Dost buradan ediyor. Şunu demek istiyorsun ben sen 30 o zaman. Yıl bunu 30, katıldım ABD'de katıldım. 25-30 neyse yani. Orada kalan. ABD'nin getirttireceği Esed sonrası olursa da yani kim gelirse gelse orada ABD yanlısı olacak ki. Tabii canım. ABD'nin üstü bu özellikle de radar üstü çok farklı bir şey. Şimdi bir sayyar radar üstü sen getirttirersin ama ABD savunma sistemlerini füze savunma sistemleri radarları getirttirmiş oluyor. Tam nereye? Hangi bölgeye? Bence ha? Haseki'ye kuracak. Hangi bölge tam olarak? Haseki var. Şey var. Bu füzeler. Hava savunma füzeleri. Yok radarı soruyorum ben. Radar merkezi şeydi. Rakka mı? Fırat'ın şeyinde. Doğusunda. Doğusunda. Tam bölge... Fırat'ın birçok bilgiyi paylaşabilmiyorsunuz yani. Evet. Yani anlaşıldı. Şimdi bazen de analize giriyor. Anlatabildim mi? Sonra çünkü televizyonda bak. Ama Suriye'nin güneyine yakın olması daha mantıklı. Diğeri zora doğru. Aynen. Zaten Suriye hükümeti de en stratejik istihbaratının teşkilatı mesela Şam'da olacak yerine en güçlü istihbaratı, askeri istihbaratını Deirozor'da kurmuştu. Çünkü en mantıklı olan nokta yer burası. Tabii enerji kaynakları. Aynen. Bir de şimdi onun dışında, diskalifiye etmek amacıyla, şey amacıyla, mesela Kamışlı'da ABD yeni çıkıyor, savunma füzesi koymuş oraya. Evet. Kimi kimden koruyorsun sen? Evet. Ondan sonra geliyorsun. Kamışlı'da Esad'ın bir varlığı da var ağır silahlı. Varlığı var ama hava savunma sistemi ABD'nin hava savunma sistemi ne zaman getirttirdin, nasıl koydurtturdun? Anlatabildim mi? Yani onu şimdi Esad bugün çok önemli bir adım attı. 16 bin kişiyi cezaevinden çıkarttırdı, affetti. İyi yapmış. 16 bin belki de daha fazla. Şimdi onu Sayın da Dost, söyleyeyim bu arada size. Siz anlatırken bence ona uygun şimdi haritamız da var. ABD'nin lojistik hatları ile ilgili. 16 bin askeri ki kaçmışlar. Onu yansıtabilirlerse siz onun üzerinde anlatın. Bence çok daha iyi olur. Amerikan üstüne bir şey. Son şeyden reklamlardan İsmail sonra. İsmail ben bir şey söyleyeyim. Sen gene reklama devam et de. Tamam reklama girdiğimizden sonra haritaya yoğunlaşalım. Tamam şimdi girmemiz gerekiyormuş ama. Tamam girelim ondan sonra. Tamam. Esed şu anda 16 bin firarı eskeri affetmiş, tekrar yeni kanuna göre göreve davet etmiş
Yani herhangi bir kin filan, mahkeme filan yok. Hatta maaşlarınız da ordudan falan herhalde. O, olumlu bir hamle diyorsunuz. 16.000 kişi Esed bizzat af imzalanmış. Bize tek tek adlar olarak. Burada resmi evet. de var. Bu resmi de verebilirsiniz yani. Ad ad olarak. Bu yani Bilmiyorum. Bir cumhurbaşkanının eskerleri affetme adlarına göre onura edilen bir şey yani. Evet, kısa bir araya girelim isterseniz. Değerli tamam. izleyenler aradan Ama sonra Ama bu haber de çok önemli. Ben Değerli izleyenler, deri mevzu devam ediyor. Harita üzerinde özellikle radar üssünü Sayın Dost sizin doğrudan o harita üzerinde göstermenizi rica edeceğiz. Çünkü aradan önce siz radar üssüne değiniyordunuz. Arkadaşlar bir haritayı getirebilirlerse orada radar üssünü değerlendirelim. Suriye genel arkadaşlar onu haritayı rica ediyorum. Yabancı askeri varlıkların olduğu haritayı. Bu değil, bu değil. Yabancı askeri varlıkların olduğu haritayı rica ediyoruz. Evet. evet. Şimdi psikolojikmen ABD ne yaptı? Halkımız tam iyi anlasın. Getirtirdi 5000, 4000, 3000 yani kara yılan 5 milyon ödül koydu. PKK şeye çıkarttırdı. Açık artırılma çıkarttırdı. Cemil Bayık 4 milyon. Karasu muydu? 3 milyon. Ondan sonra Karasu'nun 5 para etmez olar. O fiyatlar yüksek de. Her neyse. Şimdi ABD'nin bu niye böyle oldu? ABD'nin radar üssü yukarıda senin. Şimdi neyse önemli olan Sincar'ı bir küçük geçim de burada. Tamam, buyurun. Neden Sincar vuruldu? Çünkü Sincar ikinci Kandil haline gelip ve farklı bir bölgede ABD'nin tam bir askeri üssüne yakın. Anlatabildim mi? Orayı vurmadan önce bir saat öncesi 100 tane ABD askeri vardı orada. Hı hı. Haber veriliyor ve orası künge kün gidiyor. 180 kilometre ilk Türk tarihinde 180 kilometre içeriye girmiş oluyoruz. Anlatabildim mi? Burada da hem Irak'tan tepki gelmedi hem de şeyden tepki gelmedi. Yani İran'dan vesaire vesaire. Yani bundan sonra gelen tepkilerde diplomasi anlamında tepkiler olar. Önemli olan olduğu gün itibari tepki. Anlık tepki. Anlatabildim mi? Evet. Ve burası neden önemli Sincar? Çünkü Sincar nasıl ki siyasetçilerimiz Cumhurbaşkanlığı'nın bünyesinde olan farklı farklı kurumlar var. Analiz kurumları var. MIT kendi çalışmalarını yapıyor. Sonra askeri bilgileri de yine MIT alıp analizlerini askerlerle paylaşıyor. Birlikte analiz yapılıyor. Baktılar gördüler ki PKK'nın birçoğunu şu anda Kandil'de Sayın Süleyman Soylu biraz şey göstererek söyledi. 700 tane kişi tespit edildi Kandil'de. Bu çok büyük başarı. Yani şimdiye kadar Kandil bir kara kutuydu. Ama bugün Kandil'de bu saat itibariyle 600-700 arasında terörist var. Bu ne demekti? Bu şu demekti. ABD gelip PKK'nı bertaraf etmiş olarak gösterip PYD-YPG'yi aynı Kuzey Irak'taki sistem gibi, Barzani gibi bölgesel Kürt yönetimi. Ki bir sene önce yine aynı programda söyledik ki ABD ile Salih Müslim'in imzası var. Bölgesel başkanı diye imza evet. atmışlar. Ve Türkiye bunun farkına varmıştı aylar öncesinde. Ve oraya tamamen hedef noktalanmışlar. Ve burada da bir sürü hem lojistiksel hem de
Bu arada Sincar haritası var, onu da getirelim. Onun evet, içinde de anlatacağız. Yani yok, bu buradan bunu burada, söyleyeyim tamam, sonra gidelim. Tamam. Sonra lojistik, ondan sonra yığma, teröristlerin yığması ve bir sürü psikolojik harekatı. Sosyal medya olsun, şu olsun, bu olsun filan. Türkiye geldi, ne yaptı? AB diye ciddiyetini göstermeye. Geldi dedi ki 180 kilometre dişte, anlatabildim mi? Burayı vurdum. Bu ne demekti? Dün itibariyle PYD, YPK tutuştu. Ve o nedenle Cefri şeylerle görüşmeye gitti şeyde, Haseki'de. Sincar harekatından sonra gitti diyorsun. Aynen. Yani bir de Cefri'nin bu 4 gün içinde neredeydi? Yani Sayın dostum. Yani o ya Suriye'de ya da İsrail'de. Oralardaydı. İkisinden birinde. Çünkü Irak'ta olsaydı en azından İran haber ajansları tespit ederdiler. Birçok ajanslar, Türkiye Anadolu Haber Ajansı da orada aktif. Sizler de zaten şey yapabilirdiniz. Orada temsilciliğiniz evet, var. Sincar vurulunca ve ABD'nin 100 askeri de orada yapışık olduğu mevzide vurulunca ABD Türkiye'nin tamamı... Ama ABD'ye haber verildi diye dedin. Şimdi bir saat öncesinden bir şey haber veriyorsun. Anlatabildim mi? Harekatın başladığı an itibariyle haber veriyorsun. Anlatabildim mi? Yani o anda... Eş zamanlı bilgi vermek başka. Aynen. Evet. Yani dört tane jet çıkmış üste. Sen haber veriyorsun. Ben bir saatte vuruyorum. Ama o an itibariyle sen vuruyorsun. Anlatabildim mi? Anladım. Ki halbuki ABD ne yaptı? Suriye'yi füzelerle vurarken... Dedi ya, ben şeye haber vermiştim, Rusya'ya haber vermiştim. Öyle haber iki verdi. Saat öncesinden. O haberleme aynı haberleme gibi. Burada bunu vurunca ve geçen haftada hep vurgu yaptık. Dedik ki Fırat'ın doğusunda arkadaşlar ABD büyük yatırımlar yaptırtırıyor. Evet. Ben orada yanlış bir şey söyledim. Sen tamamladın bunu. Ve bu alan tamamen düz bir alan. Yani dağlık alan filan değil. Evet. Ve burada olağanüstü istihkamlar var. Bir hatırlamak istiyorum yani insanlar rahat hatırlasın. Gazze ablukaya alınacak. Ne yaptılar Filistinliler? Tünel kazdılar. Evet. Nereye? Refah sınırın yani Mısır'ın Refah sınırı var. İsrail'den 15 kilometre ötesine araba bile çıkarttırıyordular orada. Hı hı. Anlatabildim mi? Bir tane tünel değil, kaçer tünel kazmıştılar. İsrail bir tanesini bulup vuruyordu. Bunlar başka tüneli kullanıyordu. Hı hı. Burada da evet biz güçlü şey yapacağız da, ama çok tehlikeli bir harekat burada olacak. Neden? Alan dümdüz, anlatabildim mi? Savaş dümdüz değil. Savaş dümdüz değil çünkü yer altında burada kesinlikle tüneller vesaire vesaire var. Anlatabildim bir mi? Bir de Sayın Dost, orada yani da eskerimiz burada jetlerle Hendek Savaşı döneminde gördüğümüz gibi yani bir Meskun Mahal çatışması da izleyecek miyiz? Olar. Meskun Mahal ile çatışması izlemeyeceğiz orada. Çünkü %30 zaten %70 zaten boşaltmışlar. Öyle oradaki boşaltılan mı diyorsunuz? Yerleri. Anlatalım. PKK'lılar. Aynen. Zaten verdiğiniz bilgi yeni bir bilgi. Evet. Yani kamuoyunda yok. Göreceğiz bunu. Herkes görecek. %70 boşaltılmış. Yani boşaltılmış ve bu insanlar nereye gitmiş? Peki hangi bölgeye çıkmış? Ve bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız artık biz yok diyalogdu, şudu, budu. AB diye de bugün Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi Trump'a? Dedi ki biz senin kurduğun gözlem noktalarıyla filan hiç alakamız yok. Ama ve lakin bizim tespit ettiğimiz, çünkü bunlar yer altına inecekler ya. Şimdi eskiden iyiydi. Dağlık alanda her ne kadar gizlenseydiler yine heronlar
şeyler görüyordu. İHA'lar, SİHA'lar ne yapıyordu? Mağaraları şey yapıyordu, ona göre bombalamalar gerçekleşiyordu. Anlatabildim mi? Evet. Ama burada dümdüz bir şey. Burada istikamet tamamen yerin altında. Şimdi bir F-16 kalkarsa, orada bir tehlike görmezse, boş yere belki bombalama yapmış olacak. Ve bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız Trump'ı ikaz etti. Dedi ki, ben girerim buraya, bana sıkmadan ben sıkmam size. Benim amacım kimdi? PYD, PKK, YPG'di. Ve eğer ki onu yapmazsanız mecburum her tarafı bombalayıp obuz toplarıyla da nokta ateşi yapacağım ben. Yani bu ne demekti? Bir tane arsayı düşün. Arsada traktör çıkıyor, ne yapıyor? Şey vuruyor. Şohum vuruyor. Doğru mu? Burada da obuz toplarıyla geldiği nokta, yani tespit ettiği veya %50 şüphelendiği burada tünel münel istikamet var ise hemen ne yapacak? Vuracak. Ha, burada da Fransızlar vardı. Suudi Arabistan parasıyla Fransızlar ABD'nin varsayalım 200 askeri var ise buradan 100'e indireceğiydi, 50'ye indireceğiydi, Fransa'ya teslim edeceğiydi Suudilerin parasıyla. Fransa karışınacak. Şu anda zaten Fransa'da darbe sesleri geliyor. Yok şun şeyler geliyor, sarılar geliyor. Şunlar geliyor. Biraz girelim oraya. Bunlar geliyor. Anlatabildim mi? Peki, Türkiye tam zamanlama, yani Christmas ve Jambiya tatilinde zamanlama mükemmel. Peki karşı karşıya gelme olasılığı var mı Türk ve Amerikalı askerlerin? Hayatta gelemez. Amerika kaçacak mı diyorsun? Yani askerler? Hayatta ABD güneye mecbur çekilmek zorunda. Deire zora doğru. Aynen. Mecbur çekilmek zorunda. Ama Sayın Esinoğlu öyle bir ihtimal olabilir demişti çünkü. ABD bak mesela bu hava üssü bazen de abartılı şeyler var. ABD şey ettirmiş gibi, üst gibi. Mesela o Tel Aviv yaptırmış. Aynı şeyde de bunu gördük biz. Şeyde Afrin'de de gördük. Mesela ABD bir bayrağı var. 4 tane PKK'lı içinde var. Sonra ABD'li dile vurmayalım. O da bir de ama doğrudan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'da da kendi ifadesiyle söyledi 22 üs var diye. Orada da 22 üs var zaten. 22 üs 22 26 diyorlar. 22 şey var. Yani Cumhurbaşkanı noktası. Tayyip Erdoğan üs olarak ifade etti. Bak 22 tabii gözlem noktaları da gözlem noktaları farklı bir şey. Sayın Cumhurbaşkanımız gelip tam net şeyi vermez. Yok 22 üs dedi yani, Sayın Dost. Der üst. Evet. Ama üstten kastettiğin bir alay komutanlığından tabii, 50 tane şey ABD'nin üst var, üst var yani. ABD'nin en korktuğu nokta neydi? Türkiye'ni getirip Membiç'te kilitlenme. Anlatabildim mi? Membiç'i al kardeşim. Ama ne oldu? Geçen hafta herkes Hakan Fidan Kongeri'ye gitmiş, şuna gitmiş, buna gitmiş. Orada iki tane hadise vuku bulundu. Sayın Cumhurbaşkanı dedi benim haberim yok. Kanadiye gitmiş filan. Ne çıktı? Bugün ABD senatosunda Mehmet Bin Salman'ın genel şey çıktı. Yani Cemal Kaşıkçı olayında şey çıktı. Senatoda çıktı da temsilcilere geçecek. O önemli değil. Senato bunu kabul üstelik ediyorsa. Üstelik oradaki cumhuriyetçiler de oy kullanmış. Aynen. Çok önemli bir şey. İkincisi de bu olaylar anlatılmış. Anlatabildim mi? ABD'nin madem şu sıkıntıları var, bu sıkıntıları var, demokratlar neden kazanmışlar? Diş gedişat kötü olduğu için. Çünkü Trump oturmuş orada mafya gibi her ülkeden para alıyor. Halk için alıyor bu paraları. İç politikada kullanıp tekrar seçimi kazanmak. Ama ona rağmen demokratlar yine başarıyı elde ettiler. Ve demokratlara birçok bilgi verildi bu yönde. Suriye meselesinde. Ve demokratlara şunu söylediler. Dediler ki Irak'ta nasıl girdiniz 10 yıl bir sürü ölü verdiniz, şu verdiniz, bu verdiniz. Elde ettiğiniz para da çarşıya uymadı.
Suriye'de zaten o kadar ne petrol var ne bir şey var. Bir İsrail için şey yapıyorsunuz. İsrail kendi tedbirini şeyde alsın, kendi sınırında alsın. ABD madem yardım şey etmek istiyorsa İsrail'in savunmasını. Şimdi şuraya gelelim. Haseki'de ABD'nin savunma şeyi var. Füzeleri var. Sonra burada radar diyor ki de. ABD radar üssü. Bu evet. ABD radar üssü Haseki'de bu benim bahsettiğim radar üssü değil. Siz yeni kurulacak bir üsten bahsediyorsunuz. Ne? Kurulmuş ben mi? Neden bu radar üssü neyinkidi? Hava savunma sistemi radarıydı. Yeni ne demek? Bir F-16 kalkınca kilitleyecek o radardı. F-16'ya. Sizin bahsettiğiniz GES de özdeşleştirdi. Benim bahsettiğim Fırat'ın doğusunda neydi? Bir tamamen eyle bir radar tek bir radar üssü demeyelim. Radar signal istihbaratı çerçevesinde diyelim. Bir yani sistem, bir kompleks. Bunu neden yapılırlar? Sayın dost, bu soruya aradan soru isterseniz yanıt verin. Tamam. Neden yapıyorlar? Değerli izleyenler, kısa bir aramız daha var. Değerli izleyenler, derin mevzu devam ediyor. Tabi son olarak yine harita üzerinde Sayın Dost anlatıyordu. Radar üslerinin nedenini ve son olarak haritayı arkadaşlar yansıtabilirse orada da Sayın Dost gösteriyordu. Evet, ben yine bir sürü kuzeyde Haseke'nin orada bir radar üssü olduğunu ve ama oranı daha çok savaş uçaklarını düşürmek üzere dizayn evet, edildiğini ben söylüyordu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Evet. Bakınız Kamışlı'da bu mesela burada ABD radar üssü. Burada zaten tarifleri var. Evet. Bu radar üssü sayyar radar üssüdü. Yani ne demek? Bir şey var, tırlar var. Tırın arkasında bazen görmüşler bu törenlerde filan böyle dönen radarlar var ya. Hı hı. Onun gibidiler, sayyardılar. Ondan sonra bunların amaçları neydi? Mesela savunma füzesi var burada. Bu radar tespitini yapar, şey yapar ve uçağın üzerine kilitlenir. Hı hı. Ve bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın bahsi geçen konu bu hava savunma sistemlerinden idi. Yoksa şey değildi, Fırat'ın doğusu değildi. Çünkü Fırat'ın doğusunda diyor ki, senin gözlem noktaların var filan şu bu olar beni karıştırmıyor diyor. Beni ilgilendirmiyor. Diyor beni ilgilendiren PKK'lılardılar. PGD, YPG'lilerdiler. Ve ben onları imha edeceğim diyor. Ve bunda da kararlıyım ki programın sonunda da bir sürprizimiz olar burada Sincan'la özel alakalı. Özel bir bilgi vereceğiz. Yani E ile bir yeri vurdu ki dün Türkiye. Bugün aslında dünya karışması lazımdı. Ama o kadar aciz duruma düştü ki ABD, Birleşmiş Milletler sesini çıkaramadı. Hı hı. Nedenini programın sonunda gösterip haritada ve söyleyeceğim. Çünkü vurduğu yer çok önemli bir yer. Yani tamam Sincar lojistik olarak büyük başların olduğu yer, ikinci Kandil olarak vesaire vesaire. Türkiye, bir de önemli olan nokta da şuydu, Türkiye diş operasyonlarında, yani askeri harekat anlamında 30 kilometre, 40 kilometre vesaire vesaire gidiyordu. Burada hava teçhizatını alarak, yani hava unsurlarını kullanarak... Ve tanker uçaklar evet, en önemlisi. 180, aynı nasıl FETÖ'cüler tanker uçaklarını 15 Temmuz darbasında kullanıyordular, Türkiye... Dedi ki tanker uçakları böyle kullanılıyor ABD ve asıl başka bir yere gönderme yaptı. O gönderme yaptığı yerde 180 ülkeyi bağlayan bir yerdi. Bunu bir küçük hatırlatma yapın. Şimdi buradaki radar üssü savunma
sistemiydi. Yani füze savunma sistemiydi. Sonra Haseki'den Kamışlı'ya bu Jeffrey Beyefendi helikopterle Havel'e mekik çekip gidip geliyor, görüşüyor. Olarak ne yapalım, ne edelim, şu bu. Bu Jeffrey ya İsrail'e gitti. Bu Jeffrey şu anda öyle bir durumdadırlar ki yarın bunu da duyarsak hiç şaşmayalım. Ki birden haber çıkarsa yok PYD, YPG, Esed'le masaya oturdular da anlaşma yaptılar da şunu yaptılar da bunu yaptılar da filan şu bu. İster Esed'le anlaşarlarsa ister anlaşmazlarsa da Türkiye gereğini yine Sayın dostum öyle bir şey ihtimal veriyor musunuz? Bence, yok ihtimal vermiyorum. Neden ihtimal vermiyorum? Çünkü tam tersini Şam'ın da işine giriyorsunuz. Yok tam tersini düşünüyorum. Bugün Esed'in bizzat 16 bin eskeri af etmesinin sebebi Türkiye'nin buraya saldırdıktan sonra Deyrozor'a daha yoğunlaşmasının anlamı geliyor. Anlatabildim mi? Ki tamamen ABD'ni şeye almak, ablukuya almak. Çevrelemek. Ve burada sadece bizim El Fariha diyor şeyin neredeydi? Rusya'nın burada Aynıl Arap hattının üzerinde ki Aynıl Arap'ta aynı bahsettiğim 200 tane mesela ABD askeri vardı ya Fransızlara devredeceğiydi Suudi Arabistan parasıyla. Sonra burada askerlerini bırakıp tamamen gücünü buraya vereceğiydi. Hı hı. Anlatabildim mi? Şu anda Fransa iç sıkıntılar yaşadığı için şu anda pasif bir duruma düşmüş. Türkiye bunu çok iyi fırsata değerlendirmeye ve fırsata çevirdirmiş burada. Ve burada Türkiye bazında sıkıntı çıkacak Rusya'nın olduğu bölgeler. Ki Rusya o yönde biraz temkinliydi. Tamam Lavrov. Zarov'un açıklaması da çok olumluydu. Olumludu da ama şeyde nasıl olacak? Ne diyenler hadi? Harekatta nasıl olacak? Anlatabildim mi? İran'ın mesela bugün Cuma hutbelerinde buraya dokunurlar mı, bu konuya değinirler mi? Ama herhangi bir büyük şeylerde hiç denilmedi bu noktaları. Ve İsrail'in en büyük isteği Rusya'da neydi? İran'ı geri çek. Ama İran, Türkiye, Rusya şeye müttefiğidiler. Özellikle de İran'la Türkiye'ye Aslan'a çerçevesi dışında de üçlü görüşmelerde vesaire tamamen Fırat'ın doğusunu hatta dini liderinin baş danışmanı dedi biz ABD'nin başına yıkarız şeyi Fırat'ın doğusunu. Şimdi burada ABD ne yapmış? Mesela Fransa'yı gösteriyor burada. Aslında Fransa'nın hiç şeyi yok burada. Beton döküyorlar Fransa oralarda işte ya. Şimdi bu çizgiyi görüyor musunuz burada? Evet. Bu çizgi aslında yeraltı bir çizgisiydi. Yani çünkü tamamen zemin, düşününüz. En düz Türkiye'nin ili hangi ildi? Konya'dı. Siz Ankara'dan Konya'ya doğru çıkıyorsunuz, tam düzlüktü beyler. Anlatabildim mi? Fırat'ın doğusunu da öyle düşünelim. Ve burada en fazla göreceğimiz gözle, İHA'larla, SİHA'larla göreceğimiz kişi terörist sayısı olarak belki 5.000, 10.000. Birçoğu yerin altında olacak. Ve o nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız dünkü operasyonu gerçekleştirdi ki Trump'a ve dünyaya ciddiyetini göstersin. Tamamen moral motivasyon bitmiş oluyor şeyde
Kuzey Irak şeyde Fırat'ın doğusunda. Fırat'ın doğusunda. Ve Cefri de bunları biz bir türlü ayakta durmanız gerekiyor şu bu ve görüyoruz ki yine bugün 2-3 tane şey gidiyor, uçak gidiyor. ABD'nin şey uçakları, lojistik uçakları gidiyor. Nereden nereye gidiyor? Yani şeye Fırat'ın doğusuna. İşte orada İncirlik'ten kalkıp malzeme, gidiyormuş. Yok yok. Bu başka vallahi yerde. Öyle anlatıyor şimdi. Yok, yok yok yok. İncirlik üssü kullanılıyor mu? Hayır. Kullanılıyor mu? Hayır. Sayın Esin'in kullanıldığını söylüyor. Ben söylemedim bunu. Bir sürü paşa söylüyor evet. Televizyonlarda. Paşa söyleyebilir de şu andaki paşa görevde mi? Bak bir sene önce. Onlar ama haber alıyorlar arkadaşlarından. Arkadaş ya, bu bir ay önce görevde olan paşa bile haberi yok. Şu anda İncirlik'te ne oluyor ne bitiyor. İncirlik'i. Artık abiciğim, ben gönül ister ki Amerika orayı kullanmıyor olsun. Ama verilen bilgilere göre söylüyorum ben. Hem Kürecik'te hem İncirlik üstünde. Küreciğin hiç bir saniye. Kürecik tamamen şey anlamında İran'a karşı Kürecik zamanında bir anlaşma çerçevesinde Küreciğin aynı bu dediğim sayyar radar üsleri var ya. Evet. Otomatik savunma füzeleri için. Hı hı. İsrail'i korumak için Kürecik'te böyle seyyar bir alay şeyi var. Ki Türkiye üzerinden bir füze gelirse indirsin. Kürecik'te şey üstü yok. Yani 100 kişi varmış orada. 100 tane Amerikan yok, askeri 100 varmış şu anda. Amerikalı olmasın 500 tane olsun. Uçak muçak filan şu bu yok. Kürecik'te sadece füzeli bataryalılar var ve bir de artık Türkiye orayı 15 Temmuz'dan sonra öyle bir hale getirmiş. Bir gün gidip çekim yapalım. Yani artık korunmasız bir hale gelmiş orası. Bu bir. İkincisi de iyi olur aslında çekim. İkincisi de şeyde 15 Temmuz'dan bir yana ve Adana'daki konsoloslukta yakalanan 20 yıllık ABD'ye ajanlık yapan tercüman ki devamlı İncirlik'le irtibatta olan oradaki subayları devşiren FETÖ'yle bağlantılı olan şu anda 15 Temmuz'dan bir yana artık eskiden şuydu ABD uçağıydı bayrağı vardı uçak bir ülkeninkidi. Dediler hayır burası sivil havacılığa girmiyor. Burası bir askeri üstü. Sen buradan ne amaçla neler kullanıyorsun? Bir tek orada değil Almanya filan. Almanya neden şeyden çıktı? İncirlik'ten. Türkiye tabii dedi Türkiye ki bir gerginlik ta yaşadı. Pilotun kimse şeyin neydi? Hepsini içine bakacağım ben dedi. Peki Amerika'dan istemedin bunu? Yani ABD'den ne istedi? ABD şu anda niye bu kadar Suudi Arabistan'ı bilmiyorum hem uçaklarını üslerini şey yapıyor. Almanya neden Ürdün'e gitti? ABD de Kuzey Irak'ı şey Kuzey şey Suriye'deki Fırat'ın doğusunu diyorum bu yatırımların amacının sebebi tamamen şeydi ABD belki şunu düşünüyor. Tamam Türkiye gelsin PKK, PYD'yi bitirtirsin. Madem benden işi yok ise ben yine orada kendime ikinci bir üst kurayım. Adana'daki şey gibi üst kurum kendime has. Kurmuş zaten büyük ölçüde. Anlatabildim mi? Yani bir adam getirtirip orada en son teknoloji mesela şeyde de bunu gördük. Dördüncü katta şey harekatında Afrin'de 8 tane askerimiz o pusu havada evet. Görüş mesafesi bile 2 metre olmazken birden 200 tane terörist tarafından şey oluyor kuşatılıyor ve bu ne demek oluyor? Oradaki ABD'nin istihbaratçıları teknolojiyle tespit ediyor bunları. PKK'lıları gönderiyor oraya
Ve komutan o şeyin askerlerini öldürtüyor yani. İşte. Orada diyor ki, diyor Allah aşkına vurunuz bunları, gebertiniz. Biz cennete gideriz, onlar cehenneme gider. Bu kadar kişiyi bulamazsınız. Vurunuz burayı diyor. Diyorlar ya sizin canınız filan şu bu. Hatta bir anı var, anlatmak istemiyorum. Bir üst şeye söylüyorlar. Diyorlar ki böyle bir durum, diyorlar ki 5 dakika bir zamanımız yok. Yani 5 dakikalık bir zamanımız var. Şey yapan göz yaşları içinde ve bunun belgeseli çıkar. Hani bir yıl sonra çıkar, 5 ay sonra çıkar. Göz yaşları içinde diyor ki vatanın başı sağ olsun. Diyor ki emin misiniz? Duracak bile bir kişinizi kurtarmak için bu puslu havada ta yardım gelene kadar bir kişiniz bile sağ kalsa, diyor ki yok efendim böyle bir imkan yok. Bile onlar da bizi görebilmiyor. Ama birileri tam bizim nokta şeyimizi vermiş. Hı hı. Ve gidip vuruyorlar. Ve bir de Afrin'e, çünkü Türkiye 1,5 yıl öncesinden hep Afrin masadayken, o kadar istihkamat filan hazırlıktayken. Şimdi Sayın düşün. Dostum, yani burası yeri gelmişken bir şey soracağım sana. Şimdi bu insanların sorusu da varsa Eray Çelebi Twitter'den şey olabilir. Evet evet, bakıyorum. Şimdi benim sorum çok önemli de, yani biliyorsan veya bir yorum yapabilirsen ona memnun olacağım. Şimdi Amerika bu bulunduğu bölgelerde uçuşa yasak bölge ilan ederse ve bir Türk uçaklarını oraya sokmazsa yapamaz onu. Niye yapamaz? Gücü mü yok yani? Yok. Göze alamaz onu. Ne demek göze alamaz? Yani o zaman, çünkü o zaman Türkiye uçakla o zaman, oraya giremezse, o zaman kara yürüyerek mi gideceğiz oraya biz şimdi? Yani? Yürüyerek de gideceğiz. Biz ABD'ye şu yani bunlar ABD'ye bak, evet yani biz geçen hafta postalı basmadığın zaman hiçbir şeyi halledemiyorsun. Sayın Sunucu, şimdi obüs topları da var. 40-45 kilometre vurabiliyor. Bir şey var. Vuracağım da. Sayın Cumhurbaşkanımız şunu diyor ABD'ye. Diyor benim amacım sen nokta kurmuşsun ya oraya. Anlatabildim mi? Bir alay komutanlığının şeyini düşünelim. Ön cephesini düşünelim. 2 tane er orada nöbet tutuyor. Anlatabildim mi? Adam diyor ki siz Amerikalısınız, benim sizden işim yok. Bana ateş etmediğiniz sürece. Benim içeridekilerle işim var. Güzel. Ama biraz önce söyledin ki o içeridekilerine sürekli istihbarat veriyor. Türk askerini hedef yapıyor. Şimdi onun önlemini almak için diyor sen neden hava üslerini, füze üslerini şey yapmışsın, savunma füzelerini? O diyor ki ben İran'a karşı bunu koymuşum diyor. Anlatabildim mi? Türkiye diyor ki ben İran işte yani. Türkiye diyor ki ben İran değilim bir. İkincisi diyor benim bir uçağıma filan, aynı İsrailler Suriye'ye yaptırdılar ya, İsrail uçağı geldi, vurdular. Rus uçağının arkasına gizlendi, kilitledikten sonra Rus uçağı vuruldu ya. Bunları örnek vererek söylüyor. Diyor ki sen samimiyeti göstermek istersen eğer bana nokta nokta vereceksin, işbirliği yapıp PYD, YPG'yi ben temizleyeceğim. Vermezsen kör nokta ateşi oranı darmadağın edeceğim diyor. Anlatabildim mi? Diyor senin tarafından bir şey gelirse karşılığını vereceğim. Türkiye'nin de defalarca söyledim bunu ve halen de söylüyorum. Çok büyük kartları var ABD'ye karşı. Ve Türkiye neden bunu yapıyor? Christmas, Janvier'den dolayı ABD'de bir tane Suriye'den bir cenaze giderse ABD'ye, Trump hemen mecliste şey yaparlar, ne diyorlar adı? Gel soruyu güven indirelim. Güven oyu alamaz, indirelim. Ve Türkiye o kadar ince bir çizgide
gidiyor ki. Şimdi operasyon başladı demek şu değil. Şimdi hemen saldıracağız anlamına gelmiyor. Sincar bir sene önce konuşuldu, ondan sonra hiç konuşulmadı. Doğru mu? Hep Sayın Cumhurbaşkanımızdan soruyordular Sincar. Bu arada Sayın Gördü. Zaman arkadaşlar gelince... Sincar'la ilgili haritayı da getirebilirsin. Tamam, yani o Sincar'ı da biraz anlatmak gerekiyor. Aynen Sincar'ı yani getirsinler. PKK merkezinde var, Haçlı Şabi çevresinde var, Irak güçleri de var. Onları katmıyoruz şu anda. Evet ama yok onları da göstermek aslında yok. Yok o bir tane şey var ya beraber şurada. Şey yapıyorduk. Ne diyorlar? Sincar'ın içi biraz bence anlatın bu nokta. Şimdi Amerikan askeri varlığının olduğu yer... Burada yani şimdi buralara yakın bir noktalar şey olmuş. Ne diyenler adı? Hı hı. Vurulmuş buralar. Böyle üçgen gibi düşünün. Evet. Ondan sonra şimdi Sincar'ın özellikleri biliyorum. Ben hı. buradan ABD'nin var olduğu noktadan bahsediyorum. Yani vurulan nokta evet. buraya... Çok yakın. Sincar dediğimiz illa Sincar'ın kendisi yani, değil. Yani Akçadağ filan şu bu var. Ve burada mesela PKK gösteriliyor. Neresi? El Fav. Evet. Zaku. Bilmiyorum El Sadaha. Hasso Bey. Mesela 1 Kasım. Örneğin. Buralarda illa PKK'nın güçlü olan bilmiyorum 500 kişi 600 kişilik olan şeyler değil. Tabii. Bizim şey yaptığımız buradaki noktada çok önemli bir stratejik merkezi yani PKK'nın diğer kadroları hepsi buraya gelmiş. Anlatabildim mi? Orada faaliyete başlayıp askeri faaliyete, istihbari faaliyete sonra yayın bile yayına bu Roj TV'ye filan yayına bağlayıp ve buradan özelliği şu. Diğer PEJAK gruplarıyla Demokrat İran Demokrat KDPİ olanla irtibat kurup kendine başka bir versiyon hazırlatıyor ki tekrar Kandil'i ele almak istiyor. Hı hı. Anlatabildim mi? Evet. Ondan dolayı şu anda bugün Sayın Süleyman Soylu 700 kişi diyor. Tahminen 700 kişi. Bence daha az. 600 falan var. Hı hı. Ve bu bilgiler de nokta bilgiler yani. Hı hı. Sayın Süleyman Soylu'nun söylediği. Neden nokta bilgiler? Onu yayında söylemememiz gerekiyor. Çünkü hatta kimlerin kaldığı kimliği de bellidi. Tabii onlar mutlaka... Anlatabildim mi? Yok. Yani oradaki nereye Amerikan... getirdiğimi söylemek istiyorum. Evet, anlarsın. Sayın dostum oradaki Amerikan varlığı ne kadarmış? Burada 100 tane asker varmış. Hemen hatta... bu son Sincar Hava Harekatı'ndan sonra kaçıyorlar mı? Kaçıyorlar. Nereye kaçıyorlar? Bölgesel Kürt yönetimi... Peşmerge mi sığınıyorlar yoksa? Görüntülerini sızdırarsa... çok komik şeyler çıkabilir yani. Veya şey. Ve burada da şunu söylemek istiyorum. Burada da yine Irak merkezi hükümetinin ve özellikle de Neçilvan Barzani'nin de burada bir rolü olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü tamam MİT olağanüstü diş istihbaratta olağanüstü bir başarılara imza atmış. Hı hı. Bazen siz mesela bölgeyi tarattırıyorsunuz. Yerel unsurlar yaratıyorsunuz. Yerel unsurlardan istihbarat tahmin ediyorsunuz. Ama ve lakin bir gecede bunlara bir haber sızıyor. Eskiden nasıl mesela PKK'nın yeri tespit ediliyordu şurada. Jetler kalkıyordu, bombalıyordun. Bir kişi de bile çıkmıyordu. Neden? ABD tarafından PKK'ya bilgi veriliyordu. Bilgi veriliyordu. Veya APO'nun Suriye'de öldürmesiyle alakalı bir tane yaşlı beyefendi, ismini getirmek istemiyorum, Mesut Yılmaz'ı arıyor. Mesut Yılmaz onu arıyor. Diyor ki APO'ya de bugün şeyini değiştirsin, rotasını değiştirsin. Yoksa pusuya düşecek diyor.
Bunlar tarihe geçsin. Daha sesler geliyor da. Bu söylediğin yani artık ispatlandı. Şu anda beraber silah veriyor. Beraberce istihbarat yapıyorlar. Yok onu demiyorum. Her kendi içimizde veriyor. Bile kendi dönem zamanımızda i̇şte orada, bile onlardan dolayı buraya adamlar geldik. Adamlar siyasi rekabete girmek için bak ben size bir şey söyleyeyim. Ben Sayın Vatan Partisi Genel Başkanı'nın Sayın Perinçek'i hayatımda bir kez görmüş. Eskiden de hep ön yargılıydım kendisine karşı. Bu çok kimsenin olduğu gibi. Bu arada Sincar'la ilgili haritayı alabiliriz herhalde. Alalım. O birazdan son bir son istediğim harita o çok önemli. Çünkü olağanüstü bir önemi var. Son onun. 20 dakikamız var. İstiyorsanız şimdi de verebiliriz haritayı. Bu cümlemi tamamlayayım ondan tamam, sonra buyurun, ona geçelim. 5 dakika sonra verelim. Ben mesela bir ön yargım vardı sen Doğu Perinçek'e. Bu şeylerden dolayı ne diyenler adı. Eski dönem olaylarından dolayı sonra Sayın Perinçek kumpas Ergenekon şu bu filan evet, söylemleri hep devlete karşı bir şey yap söylemde bulunmadı. Yani hükümeti şey etti eleştirdi ama devlete laf getirtmedi. Bu çok önemli bir şey. Aynı Mehmet Ağar gibi Korkut Eken oturmuştu orada. Mehmet Ağar cezaevine girerken Korkut Eker gazetecilere diyordu ki kara kutu konuşacak filan. Mehmet Ağar geldi indi. Gazeteciler Korkut Eken gaza getirmiş ya herkese. Orada bir şey söyleyecek. Dedi ki devletimiz ben kademeli geldim yukarıya. Beni Emniyet Genel Müdürü yaptı. Bana İçişleri Bakanlığı görevi verdi, Adalet Bakanlığı görevi verdi. Bugün de devletimiz beni burada görmek istiyor. Yani cezaevinde görmek istiyor. Dedi ki vatan sağ olsun başım üstünde. Anlatabildim mi? Sayın dost bu arada size bir soru var. Devlet terbiyesi ABD, çok farklı bir şey. ABD-Türkiye arasında çatışma çıkarsa işte Trump görevden alınabilir vesaire. Yani siz bahsettiniz ya. Evet. Yani Amerikan askerleri ölürse. Evet. Diğer aleyhimize laf eden kongre üyelerini neden gündeme getirmiyorsunuz diye. Kongre üyeleri tamam laf ediyor da ne diyor mesela? Onu şimdi sordunuz. Yanıtı bekleyelim. ABD'de çok güzel soru sormuş arkadaş kimi ise ismini de söyleyelim. Bilelim ki isim yok yani Vatan Bayrak adlı. Tamam yani evet. ABD'de 1000 küsür araştırma stratejik şirketler ve kurumlar var. Ve bu kongresmen ve kongresvömenler bunların hepsinin oralardan bir danışmanlık aldığı. Onlar hep para alıyorlar bir projeler üretiyorlar. %99'u hayata geçmiyor. Ve %90'ı doğru bilgi değil. Çünkü kendi düşünceleriyle hazırlatıp bunu kongre üyelerine sunuyorlar. Anlatabildim mi? Hatta bir cadde var. T7 caddesi. Lobiler caddesi olarak tanımlanıyor. Onun hatta gelecek hafta fotoğrafını, filmini de getirtirim de insanlar öğrensin. Evet. Burada sayın belki dost, birileri gidip lobi yapmak istiyor. Türkiye manfaatını. Bari o caddeye gitsin. Sayın dost. Para harcasın. O adam kimse bilmiyorum o vatan bayrağın sormak istediği şey şu. Orada senatörlerden birisi dedi ki Türkiye dedi yerini belirlemelidir dedi. Batıdan yana mıdır dedi yoksa doğudan yani Rusya'dan yana mı bunu ortaya koymalıdır diye. O şey komisyonunun önemli senatörlerinden birisi doğru. Söyledi. Şimdi ismini hatırlamadım cevabını, da. Cevabını aslında. Yani onu kastediyor. Aslında bu arkadaşımız belli çok dikkatli olayları yapıyor. Evet. Takip ediyor. Şuna dikkat etmesi lazım. Neden Cumhurbaşkanımız 2 gündür, 3 gündür Putin'le görüşmedi? Ve bugün Trump'la görüştü. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Türkiye diyor ki ben ne İran'la işim var ne Rusya'yla işim var. Anlatabildim mi? Hı hı. Ben öyle bir yeri vurdum ki aslında 180 ülkenin şimdi Sayın Dost bence arkadaşlar o haritayı versin. Versinler evet. Orada daha şey olar. Orada daha Karacak Dağı'ndan
bahsediyoruz. Karacak Dağı'nın o aynı şeyi gördük ya beraber. Evet. Onu versinler de. Evet. Bu değil. Burada bu. Bu harita Sayın Dost. Bak şimdi orası... 180 kilometre burası deniliyor. Evet. Mahmur Kampı. En büyük Türkiye'nin sıkıntısı. Neden? Görünüyor mu acaba? Mahmur Kampı. Arkadaşlar birazdan yakınlaşırlar. Mahmur Kampı kurumsal olarak Birleşmiş Milletler Yüksek Mülteciler Komiserliğine bağlı. Yani ne demek? BM'nin kampı. Ki biz daha önceki yayınlarımızda da Mahmur Kampı'nı çok işledik. Evet. Yani ne demek? Şu demek. Yani hiç dokunulmazlığı var buranın. Anlatabildim mi? Ve PKK burayı ne için kullanıyordu? Gizlenmek için kullanıyordu. Yaralı var ise buraya giriyordu. Ve ne yazık, Birleşmiş Milletler ve bölgesel yönetim, Kürt yönetimi burada hakimiyet sağlayamadı. Kampın iç işlerini kendi üyelerine verdi. Yani kime verdi? İçi PKK'ya verdi tamamen. Dedi siz yönetiniz. Biz sadece dişten sizi korumayla görevli olarız. Evet. Halbuki Türkiye'de de kamp var. Birleşmiş Milletler'in kampı var. Ondan sonra ama valiliğe bağlı. Tamam Birleşmiş Milletler var da ama içinde polis var. Şu anda artık şey oldu. Göç idaresinin şeyleri var. Dişten de polis korumasını sağlıyor. Anlatabildim mi? Zaten mesela Türkiye'deki mülteci kamplarının çoğunu BM'ye bağlı doğrudan. BM'ye bağlı. BM tabii kapandığı için göç dairesine bağlı. Kimsesiz kadınlar, savunmasız çocuklar vesaire vesaire Türkiye şey yapıyor. Burası Türkiye'nin PKK'nın ideolojik, lojistik ve gizli toplantıları yaptığı son dönemlerde. Yani Kandil tehlikeli alana girdiği an PKK'nın itibariyle... PKK'nın insan kaynağı bir anlamda oradan geliyor. İnsan kaynağından daha ötesini bahsediyoruz. Bak evet. PKK'nın insan kaynağı Güneydoğu Anadolu'dan alınan çocukları filan şu bu... Ama çoğunda yetiştiriliyor. Geliyordu. Burada... Burada eğitim görüyorlar. Burada görüyor, şey eğitimi... İdeolojik nasıl eğitim. Nasıl ABD'de Salahattin Demirtaş enistitüsü, lider yetiştirme enistitüsüne gitti ABD'de. Burada da PKK'nın lider çerçevesinde yetiştirdiği kişiler ve Türkiye'nin saldırdığı nokta neresiydi? Tam burasıydı. Anlatabildim mi? Evet. Yani burada Birleşmiş Milletler bugün genel sekreteri neydi? Guterres mi? Guterres. Guterres. Antonio Guterres. Antibiyotik. Antonio Guterres kameraların karşısına geçeceydi. Ve şeyde bulunacaktı. Beyanatta bulunacaktı. Ve enteresan olan nokta ne? Türkiye Sincan'ı yerinden bir ediyor. Bu ne anlama geliyor? Mahmur, sırada sen varsan ama yerinden gelmem ama havadan gelmem. Çünkü buradan alınacak çok şey var. Nasıl yani? Bir Mahmur'a dönük bir kara operasyon olur. Sonra ama Sayın Dost 180 kilometre güneyde olan bir bölgeden bahsediyoruz. Tamam, olsun. Yani oraya helikopterlere nasıl ki 180'den gittik, vurduk şeyi Sincar ve dağlarının etraflarını falan evet. Buradan da bölgesel Kürt yönetimi. Bir de burada Amerikalılar yok ya. Burada rahat durursun. Burada bir şey tam yok. Tam Amerikalılar buraya gidip burada görüşmeler yapıyor. Tabii Birleşmiş Milletler. Görüşmeye gidiyordu da askeri yok yani. O 4000 asker şurada. Sayın Cumhurbaşkanı ne söyledi? Dedi ki bir de size bir şey söyleyeyim diyordun ya 100 tane nereye kaçtılar nereye. Şu anda buradadılar. Ya Mahmur'a kaçtılar diyorsunuz. Sincar'da hareketler. Yani ağzınızı açtınız Sayın Dost. Sonra biraz geç oldu. Yani burası Birleşmiş Milletler statüsü almış ama Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler'e geçen seneden dedi ya bu Mahmur'a sahip çık. Yani ne demek? Sadece gariban olanlara halktan, halkı oradan çekiyor. Olan normal insanları
Bir de bir sürüsü de burada hapis yaşıyorlar. Adamlar işkence yapıyorlar bu kampta. Anlatabildim mi? PKK müdür koymuş, müdür yardımcısı var. Böyle saçmalık mı oluyor? Evet. Şimdi Türkiye'de Birleşmiş Milletler şimdi topladı gitti de Birleşmiş Milletler'in bir tane mültecisi burnu kanasaydı 50 tane Birleşmiş Milletler'den karar sahip çıkardı. Evet. Sayın Doğuz, size yine Vatan Bayrak isimli kullanıcı teşekkür ederim diyor. İsmim olmadı halde mesajımı yayınladınız. Rica ederim. Reis öyle bir yeri vurdum ki çok etkili oldu diyorsa sözün ettiğiniz hava savunmalarını da vursun görelim diyor. Hava savunmalarını niye vursun? Yani Amerika'nın hava savunmaları diyor. Ya şu anda engel değil. Engel değil ama neden vursun diyorsunuz? Bak evet. Şimdi bir şey var. Sen bir gelip bir yeri vurarsan bir ülkeyle düşman olarsın. Ama Mahmur'un çevresini vurarsan 180 ülkeyle düşman olarsın. Hı hı. Ve bugün Birleşmiş Milletler insan hakları rapor şey ettirdi. Ne diyorlar adı? Suriye ile alakalı. PKK, PYD ile alakalı. Ne oldu? Düne kadar diyordun bölgesel şeyi. Kürt bölgesel. Kürt bölgesel diyordun. Bugün diyor, bugün Birleşmiş Milletler insan hakları sözcüsü diyor ki PYD, PKK, gidiniz okuyunuz. PYD, YPG şunları yaptı, bunları yapmış. Evraklar eksikti, düzeltmeye çalışıyoruz filan. Direkt buraya temas etmiyor. Çünkü rezillik tam. Birleşmiş Milletler ne suç yaptığını çok iyi biliyor. Ve Türkiye biliyor musunuz ne yaptı? Ehali. Birleşmiş Milletleri 3 ay önce feshetti Türkiye'de. Şu anda nasıl Türkiye'de feshetti? Birleşmiş Milletler Yüksek Mülteci Komiserliği yok. Nasıl yok Sayın Doğru? Yok, kapattı. Dedi mülteci olarak geliyorsunuz. Birleşmiş Milletleri adam teröristti. İran'da, Irak'ta, Afganistan'da geliyor. Birleşmiş Milletler'e gidiyor. Kaydoluyor. Orada diyor ki ben bilmiyorum Demokrat Kürdistan Partisi üyesiyim. Ben Halkı Mücahit Partisiyim. Ben PKK sempatizanıyım. Anlatabildim mi? Orada mülakatta. Sonra Birleşmiş Milletler bunu gönderiyor polise, göç dairesine. Bir ile göndersin. Orada da mülakatı alınıyor. Diyor ki ben Hristiyanım, Müslüman olmak istiyordum. Orada diyor ki ben PKK'yım. PKK sempatizanıyım. Ama polise korkusundan diyebilmiyor ki ben teröristlerin yandaşıyım diyebilmiyor. Ve bu nedenle bu Mahmur'u neden bir Türkiye bugün gündeme getirtirdi? 2 ay öncesi zeminesini hazırladı. Dedi ki Birleşmiş Milletler artık istemiyor. Ben 3000 personel alalım. Herkes artık başka ülkelerde cefa görüyor, zulüm görüyor. Direkt gelsin göç dairelerine Türk makamları kucaklarını açıyor. Gerçek söylersin sahip çıkarım. Gerçek söylemezsin sınır dış ederim. Anlatabildim mi? 2 ay önce kapattı. Şu anda asamlar vardı. Soros'ların parasıyla kurulmuştu bunlar. Soros da gönderdi açık toplum. Anlatabildim mi? Soros'ların bak bir tane Birleşmiş Milletler'de adını söyleyeceğim. Akif diye bir tane Birleşmiş Milletler'in başkan yardımcısıydı. Ondan sonra böyle sarışınlı filan şu bu 40 yaşlarında filan Diyarbakırlıydı. Ondan sonra sadece Kürtlere kabulluk veriyordu. İsveç'e gönderiyordu. İsveç'e gönderiyordu. Ve ondan dolayı İsveç şu anda küçük Kürdistan diye ona şey geliyor. Ama Kürt nüfusu çoğaldı orada evet. Evet. Ama bir tane Türk geliyordu mesela İran Türklerinden veya Irak Türkmenlerinden geliyordu mülteci olmaya. Dosyasına red veriyordu. 4 yıl sonra Türkiye diyordu ki bu yalan beyanlarda bulunuyor. Dosyasını kapattık. Anlatabildim mi? Sınır dışı. Hı hı. Yani o Birleşmiş Milletler elemanlarının da bu Amerikan emrinde olduğu için onlar da öyle davranıyor. Aynen. Aynen. Tamamen aynen. Birleşmiş Milletler dosya başka bir şey. Ya Almanların ya Batı'nın elemanı başka olduğu. Başka bir şey.
Ve evet. Çünkü ben orada olduğum zaman bunu biliyordum. Hatta diyordular ki bak mesela sen şusun, sen buymuşsun, önemli bir insanmışsın. Örneğin Irak'tan mesela diyelim ki Türkmen cephesinden birisi gelmiş. Diyordu ki MİT gelip seninle görüşürse ve bilgi verersen ve biz tespit edersek senin dosyayı kapatarız. Üçüncü bir ülkeye göndermeyiz. Çünkü Cenevre 1951 Cenevre Sözleşmesi'ne göre Türkiye Asya Afrika'da mülteci kabul etmiyor. Yani şey olarak vatandaşlık olarak. Türkiye ikinci ülkedi. O insanlar üçüncü ülkeye gitmek için. Anlatabildim mi? Yani adam Irak'tan kaçıyordu PKK'nın zulmünden. Çünkü peşmergede sahip çıkmıyordu. Kaçıyordu, geliyordu burada. Mesela diyordu ki ben böyle eziyetler gördüm. PKK aleyhine konuşurken yine red görüyordu. Ama PKK sempatizanıyım. Anlatabildim mi? Irak merkezi hükümeti beni alarsa şunu yapar veya Türkmenler beni deşifre olmuşum. Can güvenliğim yok. Ona hemen kabulluk veriyordular. İki ay sonra da gönderiyordular Fransa'ya, İsveç'e, Norveç'e, ABD'ye, Amerika'ya, Kanada'ya. Sonra Türkiye ne yaptı? Geldi, gördü ki Türkiye'nin elinde olan bilgiler Bülent abi bu mültecilerin arasında casus da var. Ne olacak? Terörist de var. Ve Türkiye'nin şu anda içinde bulunan mülteci sayısı 20 bin. Talibancısı da var. Ondan sonra El-Kaide'cisi de var. Şimdi ondan dolayı Birleşmiş Milletler'de, Birleşmiş Milletler bu ülkede nasıl casusluk yapılıyor, bu ülkede nasıl kamufle ediliyor onu öğretiyordu. Doğrudur. Evet. Ve şunu diyordu. Diyordu ki Türk makamlarına gidip polis, çünkü iki mülakat oluyordu. Milletler'de mülakat yaptığın an itibariyle bir belge veriyordular sana. Anlatabildim mi? Gidiyordun o belgeye ve Türkiye'nin imza attığı o anlaşmaya göre mecbur Türkiye seni şey yapıyordu. İkamet veriyordu. Ama polise de mülakat veriyordun. Birleşmiş Milletler'de diyordun ki ben PKK sempatizanıyım, halkı mücahit sempatizanıyım, şuyum buyum filan. Anlatabildim mi? Sana diyor diyor aman Türk polisine söyleme. Terörist sonra, organizasyonu niye, aslında ya. Niye söyleme? Niye söyleme? Çünkü o mülakatta eğer ki polise bu adam bunu söylese polis ne yapar? İstihbarat birimine MİT'e söyler. Tabii ve MİT bu adamın mülakatını alar ve ona göre şey yapar. Yani bu işte buradan şu çıkıyor ki. Anlatabildim yani mi? Yabancıların Türkiye'ye hiçbir dost tarafı yok yani. İşte dostu Amerika, da var. Düşmanı da var. Da var. Ama dosttan daha ziyade daha düşman var. Düşman yani. Var evet. Türkiye'nin özellikle evet. Coğrafi açıdan. Arkadaş gelip benim olmaz. Kendi evimde ya yüksek makamda insan gelip beni dedi ki alarız kelleni götürtüreriz ya. Evet. Ya arıyor diyor ki ben Türkiye'den seni Türkiye Muz Cumhuriyeti mi? Sayın dost, Sayın Esinoğlu teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Değerli katkılarınız ansız, için. Ansızın. Harekata her zaman bekleyelim. Hı hı. Bu bir siyasi oyun değil. Hatta Türkiye'nin mecburiyeti. Türkiye'nin mecburiyeti hatta seçim dönemlerinde savaşa giderken ters tepebilir. Bir parti kaybedebilir. Neden? Çünkü eğer ki doğru dürüst savaşa hazırlık gitmezsen fazla, siz gelmeden önce ben o başarının fazla, şartlarını anlatmıştım. Aynen, fazla şehit verersen evet. O zaman toplum seni yuhlar. Evet. Ve bu cesaret işidir. Umarım ki iyi hazırlanmışız. Sizin partiniz Vatan Partisi, umarım ki MHP, umarum ki iç etkenler, iç politikayı bir kenara bu yönde zaten
Orada bir titrileceydim Sayın Doğu Perinçek Bey'i söylemekten. Ben kendisiyle oturdum, bir konuştuk. 20 dakikalık bir tanışma şeyi oldu. Sayın dost, bitirmem gerekiyor. Yalnız. Evet, bunu ama söylemem gerekiyor. Ama lütfen. İnsanları biraz... geçmişiyle bilmeden ön yargılı davranmamak gerekiyor. Ve insanlar her yerde bir türlü bu ülkeye yardım edebilir. Yeter ki insanları ön yargıyla, insanları geçmişleriyle yargılamamak, tam tersine o insanlar 10 katı belki senin yakınındakinden daha fazla sana yardım edebilir. Evet, teşekkür bunu ediyoruz. Ön yargıları da kırmak gerekiyor. Değerli izleyenler, bu sözlerle derin mevzunun sonuna geldik. Bir sonraki hafta yine Cuma günü saat 20.30'da görüşmek üzere. İyi hafta sonları.